Sözcü Televizyon'dan Liderler Özel programından herkese iyi akşamlar. Tüm Türkiye'nin merak ettiği isim dersem bu sefer abartmış olmayız biz televizyoncular. Genelde böyle konuşuruz ama sanırım ilk defa tam karşılığı olacak bu cümlenin. Seçimlerin hemen ardından, iki turlu seçimin hemen ardından ilk defa merakla beklenen isim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisi bizi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez binasında ağırladı ama biz de onu ekranlarımızda sorularımızla ağırlayacağız ve sorularımızın, sizlerin de sorularının yanıtlarını arıyor olacağız. Bu fırsatı verdiğiniz için ve yayına da katıldığınız için çok teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz. Beraber programı yapacağımız isimler hepinizin yakından tanıdığı duayen isim Uğur Dündar'la başlayayım sıradan. Hoş geldiniz hep beraber. Hoş bulduk. Size. Sözcü Televizyonu moderatörlerinden gazeteci İpek Özbey ve İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi yazarı ve Sözcü Televizyonu yorumcularından İsmail Saymaz'la birlikte. Onların sorularını ve sizlerin de sosyal medyadan bize ulaştıracağınız soruların hepsine bu akşam yanıt arıyor olacağız. Öyle tahmin ediyorum ki çok izlenecek bir program olacak. Çünkü çok merak edilen soru var. Evet. Tekrar teşekkür ederek ben kendi kişisel izninizi isteyerek kendimin merak ettiği bir soruyla başlayacağım. Ondan sonra da sorular için tekrar bu tarafa söz hakkını bırakacağım. Adaylığınızın, Cumhurbaşkanlığına adaylığınızın ilk kamuoyuna duyurulduğu yahut da masada konuşulduğu akşamdan, işte o altılı masaya isminizin geldiği, evet, işte Meral Hanım'ın kalktığı, sonra tekrar masaya döndüğü geceden başlayarak bugüne kadar yaşanan pek çok olay, siz daha iyi biliyorsunuz, hepsine hakimsiniz. Geriye dönüp o günden bugüne, yani Cumhurbaşkanı adaylığı olduğunuz günden beri geriye dönüp değiştirmeyi düşündüğünüz hiçbir an var mı? Ya da hiçbir pişmanlığınız oldu mu? Şurada hayır, şunu yapsaydım dediğiniz hiçbir anınız var mı? Yok, pişmanlığım olmadı. Yapılan her şey doğruydu aslında. Benim açımdan, yani diğer liderler için bir şey söylersem doğru olma. Benim açımdan yapılan her şey doğruydu. Dolayısıyla herhangi bir pişmanlık da söz konusu değil. Peki, teşekkür ederim. Uğur Bey buyurun, meslek büyüğümüz. Estağfurullah. Efendim, bir defa seçim kampanyanız boyunca size gönülden destek verdik. Ben şahsen verdiğim bu destekten dolayı asla pişman değilim. Çok çalıştınız, çok gayret sergilediniz. Toplumu kucaklaştırmak için, birleştirip bütünleştirmek için elinizden gelen tüm gayretleri sergilediniz. Ancak seçim gecesi, son seçim gecesi ekrana çıkıp seçimi yenilgiyle tamamladığınızı ama yenilginin kaybetmek anlamına gelmediğini ve bu yenilginin nedenlerini izah ederek Türkiye'ye güçlendirilmiş parlamenter sistemi, yani gerçek demokrasiyi getirme sözünü veren bir lider olarak, Batı'daki mevkidaşlarınız gibi o akşam, evet böyle oldu ama ben tüm sorumluluğu üzerime alıp istifa ediyorum diyebilirdiniz ve böylece bir ilki Türk siyaset tarihinde başlatabilirdiniz. Evet. Gerçi partinizin dinamikleri sizin istifanıza hiçbir zaman geçit vermezdi. Diyebilirlerdi ki efendim kurultay var, kurultaya kadar parti sahipsiz kalmasın. Böylece siz bir güç tazelemesi de yaparak konumunuza devam edebilirdiniz. Ancak hem o gece böyle bir davranışı sergilemediniz ki bence size yakışan o olurdu. Ayrıca 12 gün boyunca size gönülden destek veren ve kazanacağınızı ümit ederek tüm çabalarını sergileyen yurttaşlarımızı, seçmenleri bir iki meslektaşımızla kısa görüşmelerin dışında adeta cami avlusuna terk edilmiş kimsesiz çocuklar gibi yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız efendim? Şöyle başlayalım. Bir, sordunuz bir pişmanlık duyuyor musunuz diye. Bugüne kadar yaptığım çalışmalar, ki bunu özveriyle yaptığıma inanan birisiyim, bunlardan herhangi bir pişmanlık duymuyorum. İki, Türk siyasetinde önemli bir aşamayı kaydettik.
demokrasiye taraftar olanlar, demokrasiyi savunanları Cumhuriyet Halk Partisi bir araya getirdi. Bizim siyaset tarihimizde bir ilktir. Ama bunlar konuşulmuyor, unutuldu bunlar. Oysa bunların konuşulması lazım. Üç, iktidar olduğumuzda neler yapacağımız konusunda oturup bir yıl çalıştık ve bir mutabakat metni hazırladık. Hayatın her alanı, ekonominin her alanı, sosyal yaşamın her alanı ile ilgili neleri yapacağımızı ortaya koyduk. Yeteri kadar anlattık mı? Tartışılabilir. Ve öyle bir noktaya geldi ki toplumun her kesimiyle diyalog kurduk. Her kesimiyle. Yani apartman görevlisinden tutun sanayicisine kadar. Her şeyi anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla sosyal kimlikler üzerinden de giderek toplumun her kesimini kucaklamaya çalıştık. Bunu yaptık mı? Yaptık. Ha, yeteri kadar oldu mu olmadı mı, bu tartışılabilir. Ama önemli adımlar attığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii biz kazanacağımıza inanıyorduk. Sadece biz değil. Yani neredeyse bütün anket firmaları ki kazanacağımızı söylüyordu. Biz de kazanacağımıza inanıyorduk. O bağlamda 6 lider ve 2 büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla beraber alanlara çıktık. Mitinglerimizi yaptık. 3 mitingimizi bütün adaylar beraber, onun dışında her bir genel başkan, büyükşehir belediye başkanları değişik yerlerde mitingler yaptılar ve toplumun her kesimini kucaklamaya özen gösterdik. Doğru. Medya da buna inandı. Yani sizler de inandınız. Dediniz ki artık yani Türkiye'de bir değişim var ve bu değişim sonucu ortaya çıkacak diye. Ama beklediğimiz olmadı. Siz beklediğimizin olmamasının elbette doğal olarak bizim üzerimizde bir üzüntüye yol açtığını herhalde kabul edersiniz. Biz de insanız sonuçta. Yani emek harcadınız, çaba harcadınız, belli bir yere geldiniz. Üzüldük bundan. Üzüldük ama yine de ben o akşam konuştum. O akşam 6 lider bir araya geldi. O akşam bir toplantı yaptık. Daha sonra da bir toplantı yaptık. Ve yine bu salonda yaptım basın toplantısı. Bu salonda da yine basın mensuplarına seslendim. Düşüncelerimi ifade ettim. Arkasından doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir sefer çok iyi tanımak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi bir lider partisi de değil. Cumhuriyet Halk Partisi kökleri Kuvayi Milliye'ye uzanan, demokrasi konusunda, ülkenin bağımsızlığı konusunda büyük mücadeleler veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi liderlerinin tarihte görülür, bakıldığı zaman görülür. En zor sınavları veren genel başkanlardır. Suikastler yapılmıştır, linç girişimleri yapılmıştır. Pek çok olaylar, CHP genel başkanları bu olumsuz olaylarla karşılaşmışlardır. Ama asla ve asla geri adım atmamışlardır. O akşam oturduk, konuştuk. Yani hem liderlerle hem de biz kendi partili kurmay arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk. Nasıl bir yol yöntemi izleyelim diye. Önce arkadaşlarımız, yani parti meclisimizi topladık. MYK'mızı topladık. Milletvekillerimizi topladık. Grubumuzla beraber her bir arkadaşımız parti meclisinde oturdu, bütün ayrıntılarıyla masaya oturduk ve çalıştık. Meclis grubumuzu topladık, meclis grubumuzla oturduk, durumu değerlendirdik. Milletvekilleri, çünkü gerçekten de kimsenin hakkını yemek istemem. Geçen dönem seçilmeyen milletvekilleri dahil, yani listelerde yer almayan milletvekilleri dahil, sonra listelerde yer alan milletvekilleri olağanüstü çaba harcadılar. Her birimiz nerede bir sandık, nerede bir boşluk varsa oralara arkadaşlarımız bir şekilde gittiler. Sonunda oturduk, şu karara vardık. Yani evet, toplumda bir talep var. Ne yapmamız gerekir? Hukuk kuralları içinde ne yapacağız? Kurultayımızı toplayacağız. Eleştirileri aldık, eleştirilere baktık, eleştirileri değerlendirdik. Kurultay kararını aldık. Dolayısıyla kurultayın gereği neyse önünü açtık ve yetkiyi tümüyle yine partilerimize bıraktık, parti üyelerimize bıraktık. Bu çerçevede bir yol yöntem çizdik. Yerel seçimlerden önce mi yoksa sonra mı efendim? Kurultay. Kurultayınız. Kurultay önce. 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 Genel önce. Başkanın da seçileceği büyük kongre, o da mı yerel seçimlerden önce? Benim düşüncem yerel seçimlerden önce bunun olması ve bitmesi. Yani genel başkanın bir an önce, bir an önce. Evet, yani bakın İsmail Bey, eğer siz genel başkan olarak bir seçime girdiniz, bir sefer bu seçimi, şunu da altını özenle çizmek isterim. Bu seçim sıradan bir seçim değildi.
Yani batılı ülkeleri de, yani Almanya, Fransa, Norveç, İsveç, Kanada, Belçika, Güney Kore, buralarda yapılan seçimler gibi bir seçim değildi bu seçim. Bu seçim Türkiye için bir kader seçimiydi, bunu kabul edelim. Bu seçim demokrasi ya olacak ya da otoriter bir yönetim olacak. Ama bu toplumun en az yarısı, yani 25 milyon kişi demokrasiden yana oy kullandı. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihi için son derece değerli bir sonuçtur. Dolayısıyla bunu evet kazanamadık, bunu gayet iyi biliyorum. Ama bu bizim umutsuz olmamamızı sağladı. Temel nedeni de şu, birinci ve ikinci tur seçimlerde, ikinci turda eğer 40-60 dengesi olsaydı, o zaman gerçek anlamda bu Türkiye için gerçekten son derece, sonu felaket olan bir seçim olurdu. Ama öyle olmadı bakın. 2 puanlık bir fark var. Bu 2 puan Türkiye'nin geleceği açısından, bu ülkenin insanları, evet bir kader seçimiydi ama biz demokrasiden yana oy aldık. Onu da analiz ettik. Affedersiniz. Özür dilerim. Az önceki soruya dönebilir miyim? Efendim? Az önceki soruya dönebilir miyim izninizle, müsaadenizle? Yani genel başkanın da belirleneceği kongre yerel seçimden önce olacak ve siz aday olacak mısınız? Ona da geleceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları için adaylık çok önemli değildir. Bizim birinci önceliğimiz ülkemizdir. İkinci önceliğimiz partimizdir. Üçüncü önceliğimiz ise ondan sonra gelirse genel başkanlık gelir. Genel başkanlık bizde çok önemli bir kurum değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde genel başkanlık üçüncü sırada yer alır. Biz olaya böyle bakarız. Parti de böyle bakar. Bizim için kural budur. Şuna gelelim. Acaba biz nerede kaybettik? Bu sorunun da yanıtlanması lazım. Bunun da iyi analiz edilmesi lazım. Biz bunu da araştırdık. Çünkü toplumun önüne çıkarken en azından verilere hakim olmak gerekiyor. Seçime bakmak gerekiyor. Milletvekillerimizi dinlemek gerekiyor. Bugün biliyor musunuz neden kaybettiniz? Evet, onu açıklayacağım evet. Şimdi. Bakın, 1, 2, 3 numaralı sandık konulan yerler. Yani köy, kasaba veya belde. Buralarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy 3.580.115. Erdoğan'ın aldığı oy 6.100.355. 3 milyon, 6 milyon. 1, 2 ve 3 numaralı sandıklar. Yani en fazla bir sandık koyuyorsunuz, seçim sandığı veya 2 veya 3. Burada alınan oy bu. Peki 3 ve üstü sandığı olan, yani şehir merkezleri, ilçelerde olanlarda Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy %51, Erdoğan aldığı %49. Bu şunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi kırsalda ya da bir sandık konulan yerde, iki sandık konulan yerde veya üç sandık konulan yerlerde gerekli etkiyi yeteri kadar gösteremediğini gösteriyor bize. Etki derken siyaseten bir etkiden mi, sandık korumaktan mı bahsediyorsunuz? Efendim? Siyaseten bir etkiden mi bahsediyorsunuz yoksa sandıkları koruyamamaktan mı bahsediyorsunuz? Yani seçmeni sandıkları etkilemek, koruyamamaktan değil. Seçmeni etkilemek açısından seçmeni mı? Seçmeni etkilemek. Sandıkları evet. Korumaktan yana o soru gelirse onun da yanıtını verin. Kırsal oyunu alamadınız. Onun da yanıtını verin. Burada evet. Beklediğimiz oyu alamadık. Dolayısıyla bizim 3 milyon fark 1, 2 ve 3 numaralı, yani bir sandık veya iki sandık veya üç seçim sandığının konduğu yerlerden büyük ölçüde kaynaklanıyor. Aradaki fark 3 milyon. Normalde bu kadar fark yok ama 3 milyonluk bir farkın buradan ortaya çıktığı gerçeği var önümüzde. Bu şunu gösteriyor bize. Enerjinin en azından bir bölümünü buraya harcayabilirdik. Buralara daha fazla gidilebilirdi. Ama bu zaman acaba kent merkezlerini, büyük merkezleri ihmal gibi bir sonuç çıkar mıydı, çıkmaz mıydı? Bunun üzerinde de durmak ve düşünmek lazım. Bu şunu gösteriyor. Kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış insanlar. Kentlerde. Kent kültürünü bilen, kenti yaşayan, ekonomiyi kendi yaşamının bir parçası olarak gören, komşuluk ilişkileri, özgürlük, medya özgürlüğü, gazeteyi, televizyonu okuyan, tartışan, konuşan, kentli dediğimiz, sosyolojik olarak kentli dediğimiz kitle %51 oranda Kılıçdaroğlu demiş. Rakam bu. Şimdi gelelim bir başka soruya. Bu başarılı mıdır, başarısızlık mıdır? Şunun altını özenle çizmek isterim. Bir sefer
ortaya çıkan tabloyu böyle ağır bir yenilgi tablosu olarak görmek o asla ve asla benim kabul edeceğim bir şey değil. Sizin de kabul etmenizi doğru bulmam. Evet, bir kazanamadık, doğrudur. Ama bunu ağır bir yenilgi olarak kamuoyunun önüne koymak... Hayır, ben soruyu sorarken zaten yenilmek her zaman kaybetmek anlamına gelmez. Gelmez, dedim. Doğrudur. Yani ama giderseniz... sizin söylediğinizden sonuç... benim kafamda bir soru işareti tabii oluştu. Mesela dediniz ki bazı yerlere ulaşamamışız, gidememişiz. Şimdi 6 siyasi parti bir araya gelip Türkiye'nin hala bir yerlerine gidememek mümkün mü, onlara ulaşamamak? Bir de... Türkiye'nin gerçeği sizin parti meclisi üyeniz Sayın Gökhan Günaydın, evet, 17 bin civarında özellikle ilk tur seçimde bilişim sisteminin iyi çalıştığını ama seçim sonuçlarına etki yapabilecek sayıda sandıkta görevli bulundurulmadığını öne sürdü. Ona da geleceğim. Aynı iddia 2018 seçimlerinde Sayın Muharrem İnce tarafından da dile getirilmiş, evet, ve 10 bin civarında sandığa yetkili gönderilemediği. Tabii ama konuları hep atladık. Tamam. Hepsine lütfen cevap vereceğim. Tamam. Hepsine bakın. Tamam efendim. Buradan bizi dinleyenlere de ben özellikle selamlarımı, saygılarımı sunmak istiyorum. Lütfen önlerine çaylarını alsınlar. Çaylarını yudumlasınlar. Beni sizler soru soracaksınız. Ben de büyük bir dikkatle, özenle her vatandaşımın sorusunu yanıtlamaya özen göstereceğim. Eksiğim olabilir. Bakın. Ama samimiyetimden hiçbir vatandaşımın endişe duymasını istemem. Eksiğimiz varsa eksi, artımız varsa artı. Bu kadar açık ve net. Çünkü siyaseti siz ya şu topu nasıl çevireyim falan derseniz bu doğru olmaz. Vatandaş bilir yani kimin doğru söyleyip söylemediğini. O nedenle hep doğrulardan yana oldum. Doğruları her yerde, her ortamda savundum. Şimdi de aynı şeyleri söyleyeceğim. O konuda kimsenin endişesi olmasın. Şimdi bazı yerlere doğru yani... Diyelim ki bir örnek daha vereyim size. Mesela sıfır oy çıkan sandıkları da çıkardık. Birinci turda Kılıçdaroğlu için sıfır oy çıkan 382 sandık var Türkiye genelinde. Erdoğan için çıkan 158 oy. 158 sandıkta Erdoğan için sıfır oy çıkmış. İkinci turda Kılıçdaroğlu için 382'den 286'ya düşüyor. Erdoğan için 158'den 70'e düşüyor. Yani 70 sandıkta 0 oy, bana da 286 sandıkta 0 oy çıkıyor. Şimdi şunun bir sefer altını özenle çizmek isterim. Bu seçime Cumhuriyet Halk Partisi kadar hazırlık yapan ikinci bir partiyi bulamazsınız. Bir daha söyleyeyim. Bu seçime sandık açısından söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kadar hazırlık yapan ikinci bir partiyi bulamazsınız. Beraber ittifak yaptığınız partileri de bunun içine katıyor musunuz? Efendim? Beraber ittifak yaptığınız elbette, partileri onlar de bunun içine katarak tabii mı söylüyorsunuz? Elbette yani onlar da çalıştılar. Onların da var ama başat rol oynayan bizdik. Yani biz çünkü 1,5 yıl buna hazırlandık. 1,5 yıl. Gidecek kişinin eğitimi vesaire falan filan bütün bunların hepsini yaptık. Bakın tutanaklar da geldi. Biz o konuda da elimize... sıcak veriler var. İlk turda yani ilk seçimde bazı sorunlar çıktı. Doğru, bazı sorunlar çıktı. Bilgisayar sisteminde birden fazla model vardı. Modeller arasında bir uyumsuzluk çıktı ortaya. Ama bu tutanakların alınmadığı anlamına gelmiyor. Onların yüklenmesi lazım bilgisayar. Yüklenmede bazı sorunlarımız çıktı. Yoksa tutanaklar var bizde. Bu ikinci turda da yine tutanakların tamamı bir şekliyle elimize geçti. Yani şunu söylemek isterim. Geçen seçimlerde biz Şanlıurfa'nın bazı ilçelerine giremedik. Yani bırakın sandığa gitmeyi. İlçeye giremedik. İlçeye. Şimdi biz sıfır oy çıktı mı? Biz oraya milletvekili arkadaşımızı göre, özellikle burada görünüyor. Ve milletvekili arkadaşlarımız darp edildi. Yani biz bu kadar her şeyi göze alarak arkadaşlarımızı görevlendirdik. Peki darp edilen milletvekili ne yapıyordu? Bu ülkeye demokrasi gelsin diyordu. Darp edenin ayağında ayakkabı yoktu. Onun hakkını savunan insana o insan saldırıyordu. Bu trajik durum acaba medyada ne kadar gündeme geldi? Bu trajik durum medyada acaba ne kadar eleştirildi? O kişinin hakkını savunmak için oraya giden milletvekiline... Benim hakkımı neden savunuyorsun? Ben köleliğe razıyım, ben yalın ayak gezmeye razıyım diye ona saldırıyor.
bu trajik tablonun aslında Türkiye'nin önüne konması lazım. Türkiye'nin geldiği noktalardan birisi de bu. Bu Şanlıurfa'da yaşadığımız bir olay. Benzer olay Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde de yaşandı. Oraya da milletvekillerimizi görevlendirdik. Özellikle milletvekili arkadaşlarımızı görevlendirdik ki bir sorunla karşılaştıklarında güvenlik güçleri en azından orada olsunlar diye. Orada da bazı sıkıntılar çıktı. Tamam, bize oy vermiyorlar, olabilir. Ama biz kaç kişinin gelip sandıkta oy kullandığını bilmek zorundayız. Tamamı mı geldi yoksa bir kısmı mı geldi? Çünkü oraya oturup hepsinin altına mühür basacaklardı. Buna da engel olmaya çalıştı. Ha şu var. Efendim %100 her şeyi mükemmel bir şekilde yaptınız. Hayır arkadaşlar, yani kalkıp da doğruları söyleyeceğiz. Ha sandıkta olup da tutanağa bize gelmeyen çok sınırlı sayıda tutanaklar var. Bunlar da zaten genel seçim bırakın, o ilin seçim sonuçlarını bile, hatta o ilçenin seçim sonuçlarını bile değiştirmiyor. Şimdi bir şey daha yap. Bakın geçen seçimlerden bu seçime bir farkımız daha. Geçen seçimlerde ben şunu gayet iyi hatırlıyorum. 10 bine yakın partinin görevlendirdiği kişiler sandığa gitmemişti. 10 binin partiyle ilişkisini kestik ve hepsini partiden ihraç ettik. Niye? Ama ihraç etmeden önce şunu yaptık. Olur ya, o gün bir hastası çıkmıştır veya bir cenaze olmuştur. Önce onu sorduk. Var mı böyle bir şey? Yoksa hepsinin partiyle ilişkilerini kestik. Başka bir şey daha ifade edeyim. Gerçekten de bizim gözlemciler, yani müşahitler dediğimiz arkadaşlar, yani bunlara hem gözlemcilere hem milletvekillerimize hem parti yetkililerine sandık başında durup büyük bir fedakarlıkla ıslak imzalı tutanakları alan, bize görevlendiren, bize gönderen arkadaşlarımıza yürekten, gerçekten yürekten teşekkür ederim. Onlar çok büyük fedakarlık yaptılar. Yani biz burada genel merkezdeyken onlar sandık başında ve tehditler altında bazen görevlerini özenle yapmaya çalıştılar. Tabii sonuçlar sadece bizim açımızdan üzüntü verici olmadı yani. Tutanak sonucunu bize gönderirken telefonda ağlayan çocuklar vardı, gençler vardı, kadınlar vardı. Başlangıçta çok büyük. Bakın biz her okulun önünde aynı zamanda bize cep telefonuyla sonuçları bize gönderen arkadaş. Cep telefonuyla hemen sandık, okul önlerindeki sonuçlar gelince okul önlerinden gelen sonuçlarda biz %51 öndeyiz. Ve hepimiz sevindik %51. İşte ne zaman ki bu 1, 2 ve 3 numaralı en fazla 1, 2 ve 3 sandığın konulduğu yerlerden sonuçlar gelince baktık ki tablo bizim düşündüğümüz gibi bir tablo değil. Bir soru sorabilir miyim? Evet. Bir soru sorabilir miyim? Şimdi ben yani herhalde seçimden bu yana 12 gün geçti. Yaklaşık 12 gün geçti. Kuşkusuz dediğiniz nedenler etkili oldu. Yani zorbalıklar oldu, hukuksuzluklar oldu. AK Partisi'nin aleyhinize manipülasyonu kullandı, montajı kullandı. Ama zaten bunların olacağı öngörülüyordu. Ve siz de herhalde bu böyle zorluklar karşılayacağınızı öngörüyordunuz. Evet. Ve bu nedenle sizin bugünkü MYK üyelerinizden biri Erdoğan'ın karşısına kutu kolayı koysak kazanırız dedi. Başkaları bu seçimin, yine sizin partinizde, yakın çevrenizde insanlar açık ara bu seçimin kazanılacağını söyledi. Yani muhalefetin adayının, bu bahiste sizin, bu seçimi kazanacağını söyledi. Günün sonunda bu seçim kaybedildi. Yani bu bir yenilgi değildir. %48 ve 25 milyon iyi oydur demek elbette ki anlamlı ama bu akıbeti değiştirmiyor. Bu seçimi kaybettiniz. Dolayısıyla bu biz seçimi zaten kazandık demedik elbette, arkadaşlar. Bu seçimi neden kaybettiğinize dair 12 gün boyunca bir açıklama yapmadınız. Bence şu anda da tam olarak bir açıklama yapmanız. Gerçekten ben merak ediyorum. Siz bir rapor çıkardınız mı? Siz bu seçimi neden kaybettiniz? Söyledim. Anlatamıyorum galiba. Kır ve kent oyları farklılığı mı söylüyorsunuz? Evet. Bu zaten biliniyordu efendim. Ya hayır efendim. Nereden biliyordunuz? Ya bütün seçimde yani 21 yıl ta, yani şu 21 yıl hayır efendim. Nereden bakın şimdi. CHP kırdı hep az oy aldı. Efendim? Yani 21 yıldır bütün seçimlere baktığınızda CHP kırdı zaten hep az oy almıştır yani. Bu sürpriz bir durum değil ki. Güzel. Biz 3 ve daha fazla sandığın konduğu bütün Türkiye genelinde %51 alıyoruz. Bu ne demektir? Bu ne demektir? En azından partinin kent merkezlerinde, büyük ilçelerde en azından sesini duyurduğu, en azından oyunu yükselttiği, en azından insanlarla yan yana geldiği, en azından esnafından, sanayicisinden, taksi şoföründen, efendim pastacısına kadar
hemen hemen herkesle diyalog kurduğu, en azından belli bir güveni verdiğini göstermiyor mu? Gösteriyor. Ben ne söyledim? Eksiğimiz var. Tamam, güzel. Eksiğimiz var. Nedir? Biz bir sandık konulan yerlere gitmemişiz. İki sandık konulan yere gitmemişiz. Üç sandık konulan yere gitmemişiz. Ben bunu söylüyorum zaten. Kaybımızın nereden yani kaynaklı? Parti olarak gitmemişiz efendim? Diyorsunuz değil mi efendim? Hayır, parti olarak ulaşamamışız siyaset diyorsunuz. Şöyle, sandık görevlisini kastetmiyorsunuz. Şimdi, hayır, sandık görevlisi değil. Yani. Evet. Elbette sandık görevlisi var ama biz oraya zamanda gidip kendimizi yeteri kadar anlatamamışız. Burayı da inceledik. Buradakilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor. TRT'nin ne olduğunu da herhalde gazetecisini siz benden daha iyi bilirsiniz. Onların propagandası etkili oldu diyor. Etkili oluyor. Dolayısıyla yani Sözcü TV, diğerleri veya bağımsız televizyon kanalları oralarda izlenmiyor. Sadece TRT izleniyor. Biz bunu da gözlemledik. Üstelik bu gözlemi biz yapmadık. Onun da altını özenle çizeyim. Yani CHP'liler gidip bu gözlemi yapmadı. Bu gözlemi bağımsız kişiler gidip oralarda yaptılar. Ve bunu bize gönderdiler. Buralarda TRT izleniyor, başka bir şey izlenmiyor diye. Buna benzer pek çok olay var. Ama işin özü şu, yani ben eğer gerçekten bu ülkeye hizmet verilecekse olaylar sağduyuyla masaya yatırılmalı ve üzerinde düşünülmeli. Ben sizin önünüze çıkmadan önce oturdum, dersimi çalıştım, çıkardım, bütün bu verileri aldım. Bunlar benim ürettiğim veriler değil, onu da ifade edeyim. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bize gelen, bizdeki ıslak imzalı tutanaklarla karşılaştırılan, bizim parti meclisinde, Merkez Yönetim Kurulu'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda arkadaşlarımızın görüşleri, arkadaşımızın tartışmaları, eksikliklerimiz ne oldu, artımız ne oldu, bütün bunları ben öğrenmeden tek başıma çıksaydım, ben bunu doğru bulmazdım. Yani arkadaşlarımı dinlemem lazım. Çünkü ben alana sadece mitingler için gittim. Ama benim arkadaşlarım alana mitingler için değil, doğrudan doğruya sandığa, ilçeye, esnafa, çiftçiye, köylüye, herkese gittiler. Ve dolayısıyla onların gözlemleri, onların eleştirileri, onların vatandaşın, sıradan vatandaşın bize yönelik eleştirileri bizim için daha değerli. Biz onları dinlemeden bir şey diyemeyiz. Şöyle bir özet yapabilir miyiz efendim? Sayın Gökhan Günaydın'ın seçim sonuçlarını etkileyebilecek sayıdaki sandığa görevli gönderemedik. Yok, görevli değerlendirmesi var. Doğru değil. Evet, görevli gönderdik. Evet, bazı yerlerde görevlimiz yoktu ama bu hem ülke genelindeki seçim sonuçlarını etkileyemeyecek durumdaydı hem de o ildeki sonuçları bile etkilemeyecek sayıdaydı. Evet, evet, çok sınırlı sayıda. Yani orada da yine şunu da ifade edeyim. Kimlerin yani bizim görevlendirdiklerimizden kim sandığa gitmedi? Bununla ilgili de bir çalışma yapılıyor şu anda. Çünkü net olmak lazım çalışmayı. Yüksek Seçim Kurulu sandık görevlilerine belli bir bedel ödüyor. Şimdi o bedel kimlere ödendi, ödenmedi onu takip ediyoruz şu anda. O listelerde çıkacak. O zaman gerçek anlamda bizim görevlendirdiklerimizden kaç kişi sandığa gitmedi? Hem bizi öğrenmiş olacağız hem Yüksek Seçim Kurulu öğrenmiş olacak. Biz bunu da peşindeyiz ve onu da çıkaracağız ortaya. Benim anladığım iki tespit yapmışsınız. Neden kaybettik sorusuna benim anladığım kadarıyla kır nüfusunu ikna edemedik, köylüleri ikna edemedik. Onlar TRT izliyor. Yani bu iki temel gerekçe yazılıyor. Ama benim düşündüğüm şuydu. Ya ben şöyle düşünüyorum. Tabii. AK Parti son 5 yılın en berbat dönemini geçirdi ve Türkiye'yi krize sürükledi. Ve Türkiye bir yıkımın eşiğine geldi. Evet. Ekonomik kendi liyakatsizliği, öyle, beceriksiz nedeniyle Türkiye'yi uçuruma sürükledi. Tabii bir yandan salgın oldu. Çok iyi biliyorsunuz, takip ettiğiniz salgında maske dağıtamadılar. Sel oldu, orman yangını oldu. Öyle. Neredeyse ormanlarımızın deprem önemli bölümü yandı, kül oldu. Evet. Depremi çok iyi takip ettiniz. Evet. Deprem bölgesi helak oldu, harap oldu ve onlar enkaz bile kaldıramadılar. Böyle bir tabloda, o da dahil, böyle bir tabloda bu iktidar seçimi kaybetmek üzereydi. Bu iktidarın belki de en zayıf girdiği seçimdi. Erdoğan'ın belki de en zayıf girdiği seçimlerden biriydi. Ama bu tabloda bile siz Büyükşehir'i yönettiğiniz Hatay'ı bile ikinci turda alamadınız. Dolayısıyla Erdoğan'a en zayıf Erdoğan'ın en zayıf girdiği seçimde bile CHP'nin bu seçimi alamayışının
esaslı politik nedenleri ve öz eleştirisi olması gerekmez mi? Yani sadece köylüleri ikna edemedik ve onlar TRT izliyor demek Hayır. yeterli bir gerekçe mi? Öyle bir iddiada bulunmadım. Özür dilerim. Bu arada çok özür dilerim. AK Parti aşağı yukarı kendi yani İç Anadolu'nun tamamına yakında Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun önemli bölümünde birinci olmayı sürdürüyor. Yani o tablo da değişmiş değil. Şöyle ifade edeyim. Eleştirilerinize ya da yorumlarınıza şunu ifade edeyim. Bir, %42'den %36'ya indim. Doğru. Bu nedir? Yani AK Parti için bir başarı mı? Değil tabii. Değil. Değil. Güzel. Demek ki sizin söylediğiniz o yıkımın sonuçları bir şekliyle çıkıyor. Ama buna rağmen kazandı. Beklediğimiz ölçüde. Buna rağmen kazandı. Biliyorum ama beklediğimiz ölçüde bir yıkım oldu mu? Yani AK Parti açısından bir kayıp oldu mu? Beklediğimiz ölçüde olmadı. Ama şunu da düşünün. Şimdi ben gerekçe üretmek zorunda, yani gerekçe üretmeyi çok şey bulmuyorum. Efendim işte biz kazanacaktık da işte şu oldu da bu oldu da, ben öyle bir şeye girmek istemiyorum. Evet, biz bunu kazanamadık. Doğru, nokta. Ama şunu da düşünün. Onu diyorsunuz ama ben asgari ücret artsın dediğim zaman taktiği Erdoğan artırdı mı? Evet, doğru. Emekli maaşı artırdığım zaman taktiği artırdı mı? Biz şunu da araştırdık. Yani acaba kırsaldaki insan neden bu ekonomi yıkımdan etkilenmedi diye. Çok basit. Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok. Köyde nereye harcayacak parayı? Ekonomik yıkımdan etkilenmiyor o. Deprem bölgesine gelince, depremde evet biz de bekliyorduk. Deprem bölgesine ilk giden benim. Depremzedelerin sorunlarının nasıl çözülmesi gerektiğini söyleyen benim. Onlara depremde yıkılan evlerin ruhsatlı. Bedava yıkılan. Vereceğim dediniz. Efendim? Bir de bedava vereceğim dediniz. Evet, halde oy diyen benim. Ama sonuçta halk orayı tercih etti. Yani şimdi ben kalkıp da vatandaşa vay sen niye buraya verdin, benim onu söyleme hakkım yok. Orada dönüp yeniden kendimizi sorgulamalıyız. Kendimizi. Yani neden olmadı bu? Hangi neden olmadı? Ben de onu söylüyorum. Neden olmadı? Evet. Ben bir de bir ek çok affedersin. Birden fazla nedeni var. Dağıtılan paralar var. İmkanlar var. Dağıtılan imkanlar var. Bunları da biz biliyoruz zaten. Gözlüyoruz da. Bir de efendim bunlar gerekçe olacaksa. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını. Bugün böyle çok bir... özür dilerim. Bugün sizin gazetede vardı zaten. Ne kadar para dağıttıkları. Evet. Evet. Yani. Çok para dağıttılar. Tamam. Böyle bir dönemde, yani en zayıf olduğu dönemde yenemeyecekseniz iktidar olamayacaksınız. CHP ne zaman iktidar olacak? Bu bir yarıştır. Bir demokrasi yarışıdır. Biz çıtamızı yükselttik. Bir noktaya geldi. Ama bu kazandık mı? Hayır. Onu da altını özellikle çizmek isterim. Biz aynı zamanda toplumdaki kutuplaşmayı büyük ölçüde törpüledik. Ve toplumda yan yana gelmeyen, biri birine selam vermeyen kesimler yan yana geldi ve birbiriyle kucaklaştı. Biz pek çok sorunun çözümü için öncülük ettik. Elbette Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerle beraber yaptık. Onların hakkını yemek istemem. Onlarla beraber oturduk, onlarla beraber çalıştık. Onlarla beraber demokrasinin ne kadar değerli olduğunu ve demokrasiyi savunmamız gerektiğini ifade ettik. Bütün bunların hepsi yapıldı zaten. Yapıldı. Evet, beraber. Bundan sonraki süreç bayrağı teslim alanlar elbette daha ileriye taşıyacaklardır. Yani bizim umutsuz olma gibi bir hakkımız yok. Öyle bir şey de yok yani. Umutsuz olacak bir sonuç da yok aslında. Tam tersi. Bayrağı teslim alanlardan kastınız ne? Bayrağı teslim alanlardan. Arkadaşlar buraya herhalde bayrağı il başkanları değişecek, ilçe başkanları değişecek, efendim örgütler kendiniz değişecek. Kendiniz için söylemediniz değil mi bunu? Herkes değişecek. Niye arkadaşlar, yani hiç kimse kazığı çakacak hali yok yani. Bu örgüt, yani Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bakar, ölçer, duygularıyla değil, aklıyla hareket eden bir partidir burası. Duygularıyla değil, aklıyla hareket ediyor. Bakacak, tabloya bakacak, nedir ne değildir. Şunu ben bütün vatandaşlarıma söylemek isterim. AK Partililer dahil. Söylesinler bakayım. Kılıçdaroğlu çalıştı mı, çalışmadı mı? Kılıçdaroğlu söylenmesi gereken her şeyi söyledi mi, söylemedi mi? Kılıçdaroğlu'nun ne eksiği var? Nerede yanlış yaptı? Söylesinler, bunu oturup tartışırız. Dolayısıyla olayı eğer
kişi ekseninde düşünürseniz CHP'de böyle bir şey yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi kişi eksenli bir parti değildir. Kurumsal kimliği vardır bu partinin. Bu partinin parti meclisi. Bakın bizim parti meclislerimiz diğerlerine benzemez. Bizde parti meclisinde çıkan arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na oturur. Çok rahat bir şekilde eleştirir. Ve ben eleştiren hiçbir arkadaşımın sözünü kesmem. Bir saatte konuşsa sonuna kadar dinlerim. Çünkü peki, onun yaptığı eleştirinin olarak, ne kadar değerli olduğunu ben farkındayım. Kişisel olarak ne zaman devam, ne zaman tamam diyeceksiniz? Kişisel olarak açtık önünü. Kurultay'da aday Kurultay'ı açtık zaten. Kurultay'da aday mısınız Kemal Bey? Efendim? Kurultay'da aday mısınız? Aday olup olmamanın hiçbir önemi yok. Aday mısınız ama? Hiçbir. Ben gidip de ben adayım demem. Aday gösterirlerse. Yani ben aday gösterirlerse. Bakın şimdi. Olayı, bakın bu kadar önemli bir olayı konuşuyoruz değil mi? Ama getirdik kişi nereye gene? Kişiye getiriyoruz. Niye kişiye getiriyoruz? Hangi gerekçeyle kişiye getiriyoruz? Demokratik ülkelerde genelde siyasetçiler yarışı kaybettiğinde istifa yolunu düşünürler. Tabii elbette. Yani o yüzden kişiye getiriyoruz. Elbette evet. Ama bunu bizim bakın bir partimizin bir kurumsal kimliği var. Ben ne söyledim? Bizim için önce ülke gelir, Türkiye gelir. Sonra partimiz gelir. Üçüncü sırada genel başkanlar gelir. Genel başkan bugün olur, yarın olur, öbür gün olur, başka gün olur. İşin özü budur zaten. Ama efendim değişim, bu da çok sık dillendiriyorsunuz. Değişim olsun, değişim olsun. Ya, değişim olmayan bir hayat var mı? Hayatın her tarafında değişim var. Biz dillendirmiyoruz. Biz bakın efendim. Ne yaptık? İstanbul Büyükşehir Belediye bakın ne yaptık tabii. Bakın ne yaptık biz? Önce parti meclisimizi topladık değil mi? Merkez yönetimimizi topladık. Meclis grubumuzu topladık. Burada değişiklikler yaptık. Değişim gözle görülür bir değişim. Yani kadınların daha fazla olduğu, erkeklerin daha az olduğu meclis grubuna bakın. Bizim merkez yönetim kurulunda yine değişiklikler oldu. Oraya da genç arkadaşlar, nitelikli arkadaşlar geldiler. Ama vay efendim işte bu değişim yetersiz. Elbette yetersiz biz değişim. Arkasından ne aldık? Arkasından kurultay kararı aldık. Kurultaya gideceğiz. Çünkü evet bir sonuç elde ettik. Evet bu sonuç beni tatmin etmiyor. Evet bu sonuç kazanamadık sonucudur. Gideceğiz kurultaya. Kurultaya oturacağız, anlatacağız. Belki benim bilmediğim ama bir başka arkadaşımın gözlediği bir olay vardır. Biz burayı ihmal etmişiz. Biz buraya da bakarız. Biz burayı da alırız, eleştiririz, bakarız dediğim gibi. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi değildir. Sıradan bir parti değildir burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nde en sert eleştiriler çok rahat bir şekilde genel başkana karşı yapılır. Genel başkan onları büyük bir dikkatle dinler. Niye bunu eleştirdin? Niye sen beni eleştirirsin demez. Beni eleştirdin ben seni hemen ekarte edeceğim, partiden atacağım. Öyle bir şey asla olmaz. Asla bizde olmaz. Herkes usulü dairesinde sözünü alır. Her türlü eleştiriyi gayet yapar. Eksiğimiz, artımız varsa, tabii eksik bilgisi varsa tamamlarız onu. Söyleriz burada eksik var, işin doğrusu budur diye söyleriz. Onu da aktarırız kendilerine. Ama efendim milletvekili adaylarının, belediye başkanı adaylarının son değerlendirmede sizin onayınızdan geçmesi gerekiyor. Yani bir anlamda siz de tek adamsınız ve bu son Merkez Yönetim Kurulu değişikliğinden sonra teşkilatları da kendinize bağladınız. Bu durumda siz lider olarak değişimin önünü açmazsanız, burada değişimden kastettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun liderlik konusundaki değişim mesajıdır. Bu kaybetme duygusuyla yaşayan seçmeni hangi motivasyonla ve hangi kazanma inancıyla yerel yönetim seçimlerinde sandığa götüreceksiniz? Şöyle ifade edeyim. Değişimin arzusu gayet güzel. Partinin merkez yönetimi değişti mi? Değişti. Partinin parti meclisi değişmiyor. Çünkü kurultaya bağlı, kurultaydan. Meclis grubunda değişiklik oldu. Meclis grubunda değişiklik oldu. Partinin diğer organlarındaki değişim genel başkanın iradesine bağlı değil, merkez yönetim kurulunun alacağı karar ve parti meclisinin bunu onaylamasına bağlı. Biz kongre kararını aldık mı? Aldık. Arkadan ne yapacağız? Parti meclisine sunacağız. Parti meclisi nasıl karar verirse o çerçevede hareket edeceğiz. Takvimi yaptık mı? Takvimi yaptık. Bu takvim gerçekten de hani böyle
işi zamana yayıp uyutma falan yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Tam tersine sıkışık bir. En fazla 15 gün, en fazla 15 gün daha daraltabiliriz ama o da risk oluşturur diye yapamadık. Her şey yasalara uygun olarak yapıldı. Genel başkan seçimli bir kurultay mı olacak? Ben hala o cevabı alamadım. Olacak be. Ya olur mu arkadaşlar? 50 sefer söyledim. Ne dediniz? Söyledim. Genel başkan seçimli. Genel başkan da seçilecek. Başka kimse. Biz kurultayı niye yapıyoruz? Öyle bir tartışma var efendim, çünkü günlerdir efendim. Arkadaşlar, o tartışmayı yapanlar ya siyasi partiler yasasını bilmiyorlar ya bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımlıyorlar. Ön yargıyla siyaset yapılmaz. Ön yargıyla soru sorulmaz. Yani soru nasıl sorulur? Kurultayı yapıyorsunuz. Ne? Seçimli kurultay bu. Parti meclisi seçilecek. Genel başkan seçilecek burada. Disiplin kurulu üyeleri seçilecek. Bunların hepsi olacak zaten. Bir de genel başkansız seçim var. Yani genel başkan, o da galiba belli bir siyasi partiler yasası onu öngörüyor. O çerçevede yapılıyor. Bu seçim genel başkanın da seçileceği bir seçim. Adayların, üyelerin katılacağı ön seçimle belirleyeceksiniz. Ön seçimle belirlenecek değil mi aday? Şimdi bakın şunu da ifade edeyim. Eğriye eğri doğruya doğru. Halkıma her zaman doğruları söyledim. Tüzükten rahatsız mısınız? Evet, tüzükten rahatsızım. Ben daha önce kurultay yaptık, tüzük kurultayı yaptım. Tüzük kurultayında dedim ki iki şey yapalım. Aktif üye, pasif üye diye ayıralım üyelerimizi. Aktif üye düzenli her ay parti aidatını ödeyen üye olsun. Pasif üye partimizin üyesi, partimizin sempatizanı ama aylığını ödemiyor. Yani aidatını ödemiyor. Dolayısıyla partinin milletvekilini seçecek olan kişi aktif üye olsun. Benim bu partiyle bir aidiyetim var. Her ay gidiyorum, aidatımı ödüyorum. O zaman milletvekilini seçiyorsan kardeşim bana danışacaksın. Bunu kurultaya kabul ettiremedim. Kurultay bunu reddetti. Kurultay reddettiği için ön seçim her zaman bizim anladığımız anlamda sağlıklı bir seçim olmuyor. Niye olmuyor? Bir yere bakıyoruz. İl başkanı gitmiş, bütün akrabalarını partiye üye kaydetmiş. Bağırıyor illa ön seçim olsun. Yapıyorsunuz zaten onun dışında başka birisinin çıkma şansı yok. Benim yapmak istediğim neydi? Benim yapmak istediğim partiye aidiyeti olan, bağlılığı olan, düzenli aidatını ödeyen kişi o zaman o milletvekilini gelsin seçsin. Desin ki bir dakika, bu parti benim partimdir ve ben bu partiye milletvekilini seçerken dikkatli bakacağım. Bir, özgeçmişine bir bakacağım. Parlamentoda ne kadar? Seviliyor mu, sevilmiyor mu, ona bakacağım. Artı toplumdaki konumu nedir bakacağım ve ona gidip oyumu vereceğim. Bu geçmedi. Üzülerek ifade edeyim, geçmedi. Hala bunu inşallah geçireceğiz. Çünkü o dönem reddedenler bugün diyorlar ki keşke biz onu geçirseydik. Şimdi bunu inşallah eğer kurultayda tüzüğe bunu da getireceğiz. Yine toplum, yani partinin önüne koyacağız, delegelerin önüne koyacağız. Diyeceğiz ki gelin buna oy verin. Dolayısıyla aktif üye ama düzenli aidat ödeyen, onun da altını özenle çizeyim. Çünkü bizi dinleyen şu anda Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım da var. Düzenli her ay aidat ödeyen ön seçimde oy kullanacak. Yoksa olacak. Hani böyle milletvekili tam seçimi sırasında gel bütün aidatlarını ben şimdi ödeyeyim 3 senelik aidatı gel oy kullan. Hayır, düzenli her ay ben nasıl ödüyorum? Bankaya talimat verdim. Kredi kartımdan her ay banka CHP'nin şeyine yatırıyor parayı, hesabına yatırıyor parayı. Efendim, hani böyle gidip makbuz kesme dönemi de bitti bu, artık. Bu açıklıkla tekrar bir yeniler misiniz? Siz aday olacak mısınız, olmayacak mısınız? Yani bu sonuçta sizin vereceğiniz bir karar. Ben çıkıp ben adayım demem. Size aday gösterirlerse. Anlatamıyorum galiba. Ben bugüne kadar hiç çıkıp ben adayım demedim. Bu partinin, partinin yetkili organları kimin aday olup olmayacağı, kimi seçip seçilmeyeceği, onlar karar verecektir değerli arkadaşlarım. Bu parti bir kişinin partisi değildir. Bu partide bir kişinin hegemonyası söz konusu değildir. Evet, ama ve bu partide herkes var. Altını bir daha çizeyim. Bu partide herkes gelip genel başkanlığa aday olabilir. Ama efendim parti Sayın Muharrem İnce kaydıyla aday oldu ama bu delege yapısıyla herhangi bir başarı gösteremedi ve siz seçildiniz tekrar. Yani bu delege yapısıyla siz değişimin önünü, liderlik konusunda değişimin önünü açmazsanız, bu partide, yani sizden sonra gelecek kişiye el vermezseniz, niye vermeyeyim? Siz
Siz hayır vermeyin. Kurultay yine sizi seçer efendim. Hayır efendim. Bu delege yapısıyla. Hayır efendim. Sayın Muharrem İnce'nin katıldığı seçimde bunu gördük. Bakın. Bu partinin bir sağduyusu vardır. Bu parti sıradan bir kişiye gelip genel başkan seçmez. Bunun altını bir sefer özenle çizmek gerekiyor. Delege dediğimiz kişi de sıradan bir insan değildir. Partinin kültürünü bilen, partinin tarihini bilen bir kişidir. Böyle ben çıktım, ben aday oldum, gel bana oy ver. Hayır, öyle bir kural yoktur burada. Öyle bir kural da geçerli değildir. Parti 100 yıllık geleneği olan bir partidir. Sıradan bir parti değildir. Siz işaret ederseniz o delege seçer ama efendim. Şöyle, bakın ben meclis grubuna seçimler de vardı. Bana sordular kime oy verelim diye. Bana sorarsanız o zaman bu seçim olmaktan çıkar. O zaman ben tercihimi koyayım, siz oy verin dedim. Ben bu kadar da duyarlı davran. Siz kalkıp da bütün delegelere, efendim gel bana oy ver, şunu ver. Hayatımda şu ana kadar hiçbir delegeye telefon edip gel bana oy ver demedim ve demem de zaten. Benim ne kitabımda yazar bu, ne benim ahlakımda, ne erdemimde yazar. Delege gelir, kimi arzu ediyorsa seçer. Ha şimdi ben eski delegelerle, yani şu anda var olan delegelerle seçim yapsaydım, diyeceklerdi ki bak işte bunlar zaten Kılıçdaroğlu'nun delegeleri, geldi zaten o seçilecek. Ben kurultay kararı aldım. Buyurun herkes çalışsın, aday olanlar çalışsınlar. Siz çalışmayacaksınız ama tabii, öyle anlıyorum. Hayır efendim. Hayır efendim, gitsinler çalışsınlar de. Muharrem Bey de çalıştı, diğerler de çalıştı. Giderler, çalışırlar, anlatırlar neyi nasıl yapacaklarını. Anlatırlar, söylerler. Olur kurultay, insanlar çıkarlar. Bir yarış olur, yarış içinde birileri kazanacak. Kemal Bey, el vermeniz sizin şimdi açınızdan daha erdemli bir davranış olmaz efendim, mı efendim? El vermeniz. Ben el veririm, niye el vermeyeyim? Yani ben şimdi şöyle bir şeye kapılmayalım. Efendim illa ben olacağım, diğerlerinin tamamını reddedeceğim. Benim kitabımda o yok. Yok öyle bir şey. Benim geleneğimde de, örfümde de yoktur öyle bir şey. Birisi çıkar, gerçekten de hani bütün delegelerin önüne çıkar, delegeleri gider, ziyaret eder, kendisini anlatır. Ondan sonra neler yapacağını anlatır, partide hangi değişimleri, dönüşümleri yapacağını anlatır, kazanır. Ben şöyle bir soruyla aslında başka bir türlü sormak istiyorum bu soruyu. Bir şey istiyorum yalnız. Tabii. Kişiye endeksli, altını özenle çiziyorum. Kişiye endeksli bir siyaset Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde yoktur. Ben başka türlü soracağım. Kurumsal yapımızı unutmayalım. Şimdi bir yola çıktınız ve bir şey yapmaya çalıştığınız şeyi de hepimiz biliyoruz. İdeolojik partilerin büyük bir sıkıntısıdır bu aslında. Bir yandan kendi çelik çekirdeğini korumaya çalışır ama o çelik çekirdek iktidar olmaya yetmez. Daha fazla açılmak ister. Siz aynı şeyi yaptınız. Daha fazla açılmak için 6 partili ittifak yaptınız. Bir yola çıktınız. Evet. Bir demokrasi koşusuna çıktınız. Evet. Olmadı. Kazanamadı. Büyük oranda bir oy alındı ama kazanılmadı. Siz şöyle mi düşünürsünüz acaba? Yani bu bir arzu, bir istek olarak soruyorum. Sadece karar olarak sormuyorum. Ya ben bu yolu tamamlayacağım. Ben? Bu yolu tamamlayacağım. Ben bu yolu başaracağım. Yani bu yola baş koydunuz mu? Onu öğrenmek istiyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'ne tarihsel bir görev yüklemişti. Demokratik yollarla demokrasiyi yeniden inşa etme. Eğer siz bu inşaatı yapamazsanız hem kendi tarihiniz hem Türkiye tarihine kayıtsız kalmış olursunuz. 6 liderle buluşmamız, bir araya gelmemiz, pek çok sivil toplum örgütüyle buluşmamız ve bir araya gelmemiz. Diyarbakır'dan tutun Trabzon'a kadar hemen hemen bütün coğrafyada, bütün kanaat önderleriyle, altını özenle çizeyim, CHP'liler hariç, bütün kanaat önderleriyle bir araya gelerek Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve bu durumdan niçin çıkması gerektiğini anlatan yaklaşık 3-3,5 yıldır bir çaba var. Bu çabayı kenara bütün mı atacaksınız, bu çabalar, devam mı ettireceksiniz onu soruyorum. Tabii, bu çabalar bize
%48'lik bir sonuç doğurdu. Yeterli mi? Yeterli değil. Siz demokrasi inşa etmek zorundasınız. Siz bunu yapmazsanız olmaz. Altı liderle yaptığımız ilk toplantıda şunu söylemiştim. Bizi bir araya getiren temel unsur demokrasi özlemidir. Kendi ülkemizde farklı görüşlerin bir arada özgürce tartışma yararı. Seçimden sonraki ilk toplantı mı yoksa ilk toplantı? İlk toplantıda sonra. Ve tarihin bize yüklediği bir misyondu bu demiştim. Aynı misyon devam ediyor. Tarihin yüklediği bir misyon var. Hepimiz demokrasi istiyoruz kendi ülkemizde. Bunu istiyoruz ve bunu savunuyoruz zaten. Ve biz bunu yapmak zorundayız. Umutsuzluğa kapılmama nedenim de şu. Bütün olumsuz koşullara rağmen %48 aldık. Bütün olumsuz koşullara rağmen. Valisinin, kaymakamının neler yaptığını ben daha gayet iyi biliyorum. Jandarmanın neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Kimleri nasıl tehdit ettiklerini gayet iyi biliyorum. Oy pusulasından fotoğrafı çekeceksiniz, göndereceksiniz. Yetmez. Çocuklarınız, eşinize fotoğrafı çekip gönderecek. Dediklerini de gayet iyi biliyorum. Ama bunlar bizim için gerekçe olmamalı. Ben bunları gerekçe kabul etmiyorum. Çünkü biz bütün bunlara rağmen mücadele verip sonuç almak zorundayız. Ve biz bunu yapacağız. O nedenle öyle umutsuzluk falan filan değil. Ha bunu ben mi yapacağım? Bunu biz yapacağız diyorum. Biz yapacağız. Beraber yapacağız ve birlikte yapacağız. Biz bunu beraber ve birlikte yaptığımız zaman zaten Türkiye için olumlu bir tablo ortaya çıkacak. Öbür türlü karamsar bir tablo var. Bir soru sorabilir miyim? Derin bir hayal kırıklığı yaratıldı. Derin bir hüzün yaratıldığını ben de bir farkındayım. Sadece ben telefon edip telefonda ağlayan değil, gelip beni kucaklayan anneden değil, eşimden de biliyorum, çocuklarımdan da biliyorum, komşularımdan da biliyorum, arkadaşlarımdan da biliyorum. Şimdi öyle bir atmosfer çıktı ki artık kazanıyoruz ve artık bu ülkeye huzur gelecek. Ama ikinci turda da değil, birinci turda tabii, kazanıyoruz evet, diye birinci bir turda, ikinci turda da aynı beklenti içine girdik. Tabi bu beklentinin karşılanmamasının yarattığı bir olumsuz tablo var yani. Biz bunu anlayışla karşılıyoruz zaten. Ama bu bizi umutsuzluğa sevk etmemeli. Biz yenilenmeliyiz, biz değişmeliyiz, biz güçlenmeliyiz ve biz yolumuza devam etmeliyiz. Biz bunu yaptığımız takdirde sağlıklı ve tutarlı sonuçlar elde edeceğiz. Ve bunu yaparken de olayı bir kişiye endekslersek son derece yanlış bir sürece hem partiyi hem süreci sokmuş oluruz. Kişi endeksli değil. Bu bir inançtır. Bu inancın etrafında kitleler olmalı ve o kitleler bu hedefe yönelmeli. Kemal Bey, %48 gerçekten büyük bir oy ama bu Erdoğan'ın 2014'te, 2018'de, 2023'te %52 aldı gerçeğini değiştirmiyor. Yani Erdoğan Zaten değiştirdi demedim evet, ki. Yani yerinden kıpırdamadı ve bir sonucu bu seçimi aldı. Ve birinci turda kaybetti yalnız. 49,5'la önde bitirdi. İlk kez katıldığı bir şeyde birinci turda kaybetti. Önde bitirdi. Şimdi bakın onun açısından da ciddi bir travma. Elbette çünkü bugüne kadar hep birinci turda kazandı ama ilk kez kaybetti. Ama günün sonunda Kemal Bey bu muhalefet yani o birinci siz ikinci olmuyorsunuz. Yani ona altın buna bronz vermiyorlar. Ona dolayısıyla yani Erdoğan bu seçimin sonunda Türkiye'yi 5 yılda yönetecek. Evet. Bu tablo hiçbir zaman değişmeyecek. Şunu sormak isterim. Seçimden önce... Niye tablo değişmeyecek? Çünkü iktidarda kalacak. Bakanları o atadı. Yani Türkiye açısından muhaliflerin umudu 5 yılda ertelenecek. Demokrasilerde, sağlıklı işleyen rejimlerde her an... Erken seçim. Yani... O da gündeme gelebilir. 5 yılda olabilir. Ama ülkeyi yönetme iddiasında olan siyasi partiler, yani bizler, biz yarın değişim olacakmış gibi, yarın yeni bir şey çıkacakmış gibi her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Aslında sorun... Yani şimdiden 5 yıl olacak, biz şimdi yatalım 5. yılın sonunda uyanırız. Yok öyle bir Yok, şey. Yok hayır, görev süresi 5 yıl. Daha erken biterse amen. Tamam. Öyle bir şey demiyorum. Ama benim sorum şuydu aslında. Seçimden önce bazı araştırmalar ve anketler yapılıyordu ve orada deniyordu ki işte 2 tane CHP'li belediye başkanı aday olduğu takdirde önde bitiriyor. İşte bazısı birisi ilk turda bitiriyor, öbürü ikinci turda bitiriyor. Ve siz bu araştırmalarda aslında kazanması daha az ihtimal dahilinde gösteriliyordunuz. Sonuçta siz dediniz ki ben kazanırım. Ben kazanırım. Yani anketlerin ya da kamu araştırmacıların söylediği olmadı. Sizin dediğiniz oldu. Sizinle beraber hareket eden masa üyelerinin oldu ve siz aday oldunuz. Evet. Şimdi günün sonunda araştırmacıların dediği çıktı. Yani en azından
daha güçlü kazanması muhtemel görülen adaylar kenara çekildi ve siz aday oldunuz ve siz kaybettiniz. Bu kararı alırken sonuca bakarak söylüyorum, hata etmediniz mi? Yani kendinizin sizin kazanması daha muhtemel olanların değil de sizin aday olmanız, aday olmanı istemeniz günün sonunda sonuca baktığımızda bir hata değil mi? Bir hata etmediniz mi? Efendim, İsmail'in sorusunu tamamlar mahiyette ilavede bulunmak istiyorum. Siz toplam oyları %2'yi bile bulmayan 4 partiyi listelerinizden milletvekili seçtirerek 38 milletvekili çıkarmalarını sağladınız. Örneğin İzmir'den Demokrat Parti 2, DEVA 1, bir parti daha, evet, yani Millet İttifakı bileşenleri 4 milletvekili çıkardı. Bunların 3'ü İzmir'le alakası olmayan kişiler. Dolayısıyla sizin bu partileri böylesine çok sayıda milletvekili çıkartabilecek şekilde desteklemenizin bir bakıma Cumhurbaşkanlığı adaylığınızı desteklemeleri için bir ikram şeklinde değerlendiriliyor kamuoyunda. Buna ne diyorsunuz? Güzel. Önce şuradan başlayalım. Şöyle ifade edeyim. Sonuçta bizler iki büyükşehir belediye başkanımız da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sisteme katıldılar mı? Son aşamada. Katıldılar. Mitinglere katıldılar mı? Katıldılar. Beraber yaptık mı? Beraber yaptık. Çalışmaları yürüdüm. Çalışmalar yürüdüm. Eğer onlar olmasaydı, biz kaybetseydik belki dediğinizin bir haklı gerekçesi olabilirdi. Ama onlar vardı zaten. Burada bir şey. Siz neden aday oldunuz diye bana soruyorsunuz. Her zaman söyledim. Ben hiçbir zaman ben adayım diye demedim. Masada da demedim. Ama adayların altyapısı şöyle oluştu. Bir yıldır 6 lider çalışıyor. Ve bir yıldır biz birbirimizi tanıyoruz. Ve bir yıldır bir ortak mutabakat metni hazırladık. Ve bir yıldır hangi liderin hangi konuda duyarlı olduğunu da biliyoruz. Yeni gelecek birisinin o duyarlılığı ne kadar kavrayacağı konusunda masada da sorun çıktı. İçimizden birisi olsun dendi. Olur, içimizden birisi olsun. Hiçbir zaman arkadaşlarımı ne reddettim ne bunlar yapamaz dedim. Tam tersine masanın iradesine her zaman saygı gösterdim. Gelelim sizin sorunuza Uğur Bey. Çok özür dilerim. Oraya geçmeden şunu sorabilir miyim? Toplamda oyları %2 ile 3'ü bulan 4 liderin onayıyla aday olmak demokratik bir şey midir Kemal Bey? Demokrasi dediğiniz olayı anlatacağım şimdi. Demokrasi dediğiniz, siz %2-3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım, onlar kaç diyorlar. Onlar zaten CHP'nin yarısını biz aldık diyorlar. Yok. Yani %25'in 5'i bizim öyle diyorlar sorarsanız. Öyle demiyorlar. CHP'nin neredeyse oyu yok. Yani şimdi bakın. %5 diyorlar. Soru soruyorsunuz, eyvallah. Ama yani abartarak sorun. %5 abartarak dediler, sormayın yani. %5 dediler. Evet, evet. Onlara göre 5 olabilir. 7 de olabilir, 1 de olabilir. Sonuçta bu şu anda elimizde böyle bir ölçü yok. Böyle bir veri yok elimizde. Sonuçta geldiğimiz nokta şudur. Yani ilk toplantıda söyledim, 6 liderin ilk toplantısında bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Ve yine pek çok yerde ifade ettim, arkadaşlarımla konuşurken de ifade ettim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa, olay artık bir parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay artık bir Türkiye olayıdır. Eğer olayı bir Türkiye olayı olarak görmezseniz o toplumsal birlikteliği sağlayamazsınız. %1 bile olsa, %1 bile olsa o toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Olayı eğer siz demokrasi ekseninden, bir Türkiye ekseninden çıkarıp bu olay bir parti olayıdır derseniz zaten böyle bir masaya ihtiyaç yok. Her parti zaten gider seçime katılır, şöyle veya böyle yol açar, yolunu yürür gider. Biz olayı az önce ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin temel taşlarından birisidir. Cumhuriyeti kuran, demokrasiyi getiren, her türlü özveride bulunan bir partidir. Bu özverinin
bu özverinin temel kaynağı Cumhuriyet Halk Partisi olmak zorundadır zaten. Eğer bu özveriyi vermiyorsanız siz, özveride bulunmuyorsanız siz, zaten demokrasiye inanmıyorsunuz demektir. Yani sadece benim demektir. Oysa öyle bir noktaya geldik ki sadece benim demek yetmiyor. Biziz demek gerekiyor ve beraber olmamız gerekiyor. Benim Saadet Partisi ile, DEVA ile, Gelecek ile, Demokrat Parti ile beraber olmam, İyi Parti ile beraber olmam, İyi Parti ile oturup konuşmam ve var olan sorunları masaya yatırmam, iç politikada, dış politikada, ekonomide, efendim eğitimde, diğer alanlarda neler yapacağımız konusunda bir görüş birliğini sağlamam. Demokrasimiz açısından olağanüstü bir şey. Bizim siyaset tarihimizde bir ilktir. Biz bunu neden küçümsüyoruz? Dolayısıyla milletvekili, evet, milletvekilleri verdik, evet. Onlar da çalıştılar, biz de çalıştık. Sonuçta ben şimdi onların ayrıca parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Nasıl olacak? Gelsinler bir araya grup kursunlar. İstiyorum bir grup kursunlar. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Çünkü parlamentoda onların varlığının olması, söz hakkı istemeleri, meclis kürsüne çıkmaları, grup olarak meclis kürsüne çıkmaları, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemlidir. İzmir'le ilgili bir öz eleştiri yapıyor musunuz efendim? Çünkü ben 6 yıl yaşadım İzmir'de. Biliyorum ki İzmir Cumhuriyet'in kalesi bir kalesidir. Kentimiz. Ve orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları %2 oranında azaldı. Oysa bu seçimde bir patlama yapılması bekleniyordu. Evet. Ama dışarıdan sizin listenizde de iki kişi örneğin İstanbul'dan geldiler. Evet. Adeta paraşütle İzmir listelerine girdiler ve İzmirliler buna tepki gösterdiler. Birisi siz, zaten İzmirli ama İstanbul'da yaşıyordu bizim Gökçe Hanım. Dört milletvekili de İzmir'de. Evet. Yine Cumhuriyet Halk Partisi listesinden, evet. Ama Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinden çıktı. Bu bir öz eleştiri gerektirmiyor mu? Az önce baktığımız çerçevede yani buradan İzmirlilere bir sefer şükran borçluyum. Gerçekten İzmirliler partiye de sahip çıktılar. Ve bizim beklediğimizin üstünde olmasa dahi güzel bir sonuç elde ettiğimizi ifade etmek isterim. Güzel bir sonuç. Milletvekili listeleri olmasa bile Cumhurbaşkanlığı seçiminde güzel bir sonuç ortaya çıktığını ifade etmek isterim. Şöyle ifade edeyim. Biz şimdi elbette ki var olan talep çerçevesine ya da anlaştığımız çerçevede milletvekillerini biz önce üç parti acaba kendi aralarında anlaşıp tek bir listeyle girebilirler mi? Bunun da çalışması yapıldı ama orada bir sonuç alınamayınca biz kendi listelerimize alalım, buradan seçime girelim diye düşündük ve demokrasi için bunun ne kadar önemli olduğunu da ifade ettik. Demokrasiyi kuran bir partinin demokratik talepleri göz ardı etmesi ve onları görmezden gelmesini asla doğru bulmadım. Ve biz onları aldık. Evet, onlar şimdi parlamentodan seçildikten sonra da genel başkanlara telefon ettim. Dedim ki seçildiler bizim CHP listelerinden. Arzu ederlerse kendi partilerinin isimleri okunsun yemin töreninde. Partimizden ayrılabilirler. Dilekçe örneğini de gönderdi kendilerine. Partimizden ayrılıp kendi isimleriyle, kendi partilerin isimleriyle kürsüye çıkıp yemin etsinler. Bu demokratik gelenek açısından da son derece değerlidir ve önemlidir diye. Bakın Uğur Bey, siz duayen bir gazetecisiniz. Teşekkür dolayısıyla olaylara yaklaştığınızda bütün eleştirel bakıyorsunuz ama biz de bunlara yanıt vermeye çalışıyoruz. Ama gerçekten demokrasiyi içselleştiren bir parti olarak biz bu tür olaylara olumsuz bakamayız. Olumlu bakmak zorundayız. Çünkü demokrasi güçlendikçe, farklı düşünceler parlamentoda ifade edildikçe o zaman Türkiye geleceğe çok daha güvenli ve daha güçlü bakabiliyor. Bütün bakış açım bunun üzerine inşa edildi. Ben az önce de söyledim. Biz Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirinceye kadar mücadele edeceğiz ve bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. En küçük yeni üye olandan genel başkanına kadar bütün parti bu çerçevede bakar demokrasiye. Kemal Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2008 seçimlerinde Saadet Partisi'ne de kontenjan vermiştiniz. İki kontenjan vermiştiniz. Sonuçta o zaman da bir ittifak olmuştu. Biri ayrılmıştı. Şimdi bu seçimde
Siz seçilebilecek yerden, yani toplamda 71 seçilebilecek yerlerden 39 civarında milletvekili verdiniz. Evet. Ve sonuçta 2018'de siz 22,5 oy alıp 146 vekil çıkarırken bu kez %25 oy alıp kontenjanlar gittikten sonra 131 vekil aldınız. Evet. Oyunuzu arttırıp milletvekilinizi azaltmak bir başarı olabilir mi gerçekten? Demokrasi yani burada, demokrasi açısından bu zorunluydu. Önce söyledim. Peki ya demokrasi? Farz edelim ki parlamento 200 milletvekiliniz var. Farz edelim 200 CHP'nin 200 milletvekili, diğerleri de 10 milletvekili, 5 milletvekili, 7 milletvekili çıkardı. Parlamentoda çoğunluğunuz var mı? Yok. Siz olayı salt milletvekili penceresinden bakarsanız zaten demokratik açıdan bakmıyorsunuz demektir. Bir parti penceresinden bakıyorsunuz. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar olaylara bir parti penceresinden bakmayı zorunlu kılmıyor. Tam tersine daha geniş bir perspektiften bakmak zorundasınız. Ben neden DEVA da orada olsun diyorum. Demokrasi için orada olsun diyorum. İyi Parti bunlar parlamentoya girmeyi engellemediler mi? Engellemek istemediler mi? Ama Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı? Tarihi bir misyon üstlendi. Hayır dedi. Siz bir partiyi parlamentoya gelmeme yönünde yargıya baskı kurdunuz siz. Yüksek Seçim Kurulu'nu ele geçirdiniz siz. Aşan kimdi? Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bu misyon tarihin bize yüklediği bir misyondu. Biz olaya eğer böyle bakmazsak CHP'nin tarihini reddetmiş oluruz. Peki efendim, CHP öyle bir parti değil. Bu soruyu şundan sordum. Daha fazla milletvekili vermeyi hesap edip bu kadarını mı aldınız? Yoksa gerçekten hesapladığınız bu muydu da tablo böyle oldu? Hayır. Ya biz parlamentoda bir sefer çoğunluğu istiyoruz yani. Hedef zaten bu değil mi? Hedef bu. Parlamentoda çoğunluğu yakalamak. Parlamentoda çoğunluğunuz olursa daha güzel bir süreç elde edersiniz. Cumhurbaşkanlığını da o zaman daha rahat kazanabilirdiniz. Parlamentoda beklediğimiz çoğunluk olmadı. Ölçebildiniz mi? Bu partilerin size oy katkısı ne kadar? %25'in ne kadar bu partilere ait? Şimdi bakın, bazı yerlerde biz İYİ Parti'nin logosuyla girdik. Yani oradaki bütün CHP'liler İYİ Parti'ye verdi. Bazı yerlerde de İYİ Partililer CHP'ye verdiler, orada da. Dolayısıyla bunu ölçme şu anda, hani sağlıklı bir ölçme şansımız yok. Belki şey olabilir, bir önceki seçimde CHP'ye ne kadar çıkmıştı, onlar üzerinden yorum yapıp belki bir sonuç elde edebiliriz. Ya onun dışında şu var, yani oyumuzu kaybetmedik, onu ifade edeyim. Oyumuz bir parça arttı ama yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunun üstüne çıkmak, evet bunun üstüne çıkmak gerekiyor. Daha fazla, evet daha fazla çalışmak gerekiyor. Ha, oyumuzun artmama nedenleri nedir? Bunu da biz oturuyoruz arkadaşlar, yıllardır konuşuyoruz. CHP'ye yönelik bir algı var, algıyı değiştirmek istiyoruz. Benim elim gitmiyor altı okun altına imza atmaya, mühür basmaya. Biz bütün bu gerçekleri biliyoruz. Bütün bu gerçekleri bildiğimiz için biz toplumun her kesimiyle kucaklaşmak, toplumun her kesimine Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatmak, toplumun her kesimine sorunların nasıl çözeceğimizi aktarmak istiyoruz. Ve biz bunları aktardığımız zaman aramızda sıcak bir bağ kuruluyor. Ha, bu sıcak bağ hemen birdenbire ben gittim ziyaret ettim koşa koşa gelip CHP'ye oy verdi demek anlamına gelmiyor. Bugüne kadar hep kendi mahallemizde gezdik. Şimdi diğer yerlere gidiyoruz. Diğer insanlarla oturuyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Onlarla dertleşiyoruz. Var olan sorunların nasıl çözüleceğini anlatıyoruz onlara. Bakın, eğer gerçekten deprem bölgesiyle ilgili ne yapıldı? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapılmadı. Oysa deprem bölgesinde yapılması gereken neydi? Deprem bölgesinin aynı zamanda bir üretimi süre dönüşmesi lazım. Bu deprem ayrı bir parantez, ayrı bir konuşsak bence önemli olduğu için söylüyorum. Kısa bir reklamım var, onu vereyim. İpek'i de çok beklettiğim soruları var diyorum. Depremle dönelim, olur mu? 2-3 dakikalık bir reklam aramız var. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Hiç arayı daha fazla uzatmadan sorularımızla devam edelim. Uzun bir süreyi geride bıraktık. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edelim. İpek'ten hem bir özür dileyim. Seri gidiyordu. O sırada ben dönemedim ama
Lütfen soru sende şimdi. Tabii. Şimdi Kemal Bey, biz hep sizi konuştuk. Sizin adaylığınız, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi kazanamaması falan, ama burada bir ittifak var. 6 partiden bahsediyoruz aslında. Ben biraz sürece dair sormak istiyorum. Mesela Sayın Akşener'in masadan kalkması, o süreçte yaşanan kazanamayacak aday tartışması ve kazanamayacak aday algısı, yerleşen kazanamayacak aday algısı, bu seçim sonuçlarında etkili olmuş olabilir mi sizce? Onunla samimi söylemek gerekirse, tabii 6 liderden söz ediyorum ama tabii Zafer Partisi de var daha önce. Bizim daha sonra gidip görüştüğümüz, onlara da teşekkür etmem lazım. Sayın Becdet Öz'ün, evet, partisi var, ona da teşekkür etmem. Kendisi mesaj atmış zaten şimdi. Öyle mi? Evet, ona da teşekkür etmem lazım. Tabii onlar da destek verdiler. Yani kimsenin hakkını yemek istemem. Demokrasiyi savunan herkese, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, hepsine gerçekten yürekten teşekkür ederiz. Onların varlığı bizim açımızdan son derece değerli. Sayın Akşener'in tabii... belli tartışmalar oldu. Kamuoyunda o tartışmaları sizler de biliyorsunuz. Ama benim geriye dönüp bu tartışmaları gerekçelendirmem çok doğru değil. Ahlaki de değil bana göre. Masanın saygınlığına da gölge düşürür. Ama şu var tabii. Masada liderler olarak zaman zaman oturduk, tartıştık, konuştuk. Ama sonuçta belli bir sonuca vardık. Yani sonuçta tartışma da gayet doğaldır. Tartışmaları yadırgamamak lazım. Hem birbirimizi daha iyi tanıma açısından, hem tanımanın da ötesinde düşüncelerimizi özgürce ifade açısından, sonra ortaya koyduğumuz metinler, imzaladığımız metinler bizim açımızdan son derece değerli. Geriye dönüp tartışmayı pek yararlı bulmuyorum. Peki şunu sorayım. Yerel seçimlerde yine aynı ittifak modeline hareket eder misiniz? Ya da bugün hala ittifak sürüyor mu? Şöyle, bu ittifak biliyorsunuz demokrasi ittifakıydı ve seçimle sonuçlandı. Dolayısıyla bundan sonraki artık bir seçim ittifakı, bir sonraki seçimler olduğunda yine oturulur, konuşulur. Seçime yani bugünden... kadar ittifak yok yani Kemal Bey. Seçime kadar bir ittifak yok. Seçimde bir daha gündeme gelecek. Şöyle, yalnız parlamentoda, stratejik olarak birbirimize destek verebiliriz. Belli yasalar geldiğinde ortak hareket edebiliriz. Bazen farklı da düşünebiliyoruz. Örneğin biz herhangi bir şeye evet derken İYİ Parti hayır diyebiliyor. Onlara da saygı gösteriyoruz. Çünkü her parti ayrı ama bizi ortaklaştıran demokrasi talebimiz. Bu çerçevede bakıyoruz olaya. Ama demokrasi ekseninde beraberliğimiz her zaman sürüyor zaten. Bugün de belli konular olduğunda telefonda konuşuyoruz, telefonda düşüncelerimizi birbirimize aktarıyoruz. Evet, yani bir ayrışma, bir kopma, birbirimize sırtımızı dönme diye bir şey söz Peki konusu efendim, değil. Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını siz de takip ettiniz ve önünüze geldi. Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını nasıl yorumladınız? Onun partide de bir değişim arzuladığı anlaşılıyor. Buna dair yorumunuz nedir? Gayet güzel bir çağrı, değişim çağrısı. Şimdi siz... Ben değişime karşıyım diyebilir misiniz? Tam tersine. Genel başkanlık da buna dahil tabii. Efendim, her şey. Hayatın kendisi öz zaten değişim üzerine inşa edilmiştir. Hayatın kendisi vardır. Değişmeyen tek şey değişimdir zaten. İşin kuralı budur zaten. Şimdi siz değişim talebinde bulunuyorsunuz. Gayet güzel. Bu değişim olacak zaten. Yani bugün olmasa, yarın, yarın olmasa, öbür gün. Zaten olacak. Partilerin kendi kurultaylarını yapmaları... grup başkan vekillerini seçmeleri, başkanlık divanını seçmeleri, merkez yönetim kurulu üyelerini seçmeleri, parti meclisini seçmeleri, bunlar hayatın değişiminin bir gereğidir zaten. Biz tabii bir şey daha yaptık örneğin. Bizim bir cinsiyet kotamız var. Yani parti meclisinde ve diğer alanlarda uygulamaya çalıştığımız gençlik kotamız var. Gençler Parti Meclisi'nde. Bu çerçevede de bakıyoruz biz. Yani
Bu değişim belli bir zaman dilimi içinde oluyor. İnsanlar ayrıldığı zaman yedekler hemen devreye giriyor, yedekler geliyor. Değişimin de kendi içinde evreleri var. İşte ya kurultay olur ya başka şeyler olur. İşte o değişim kendi içinde oluyor. Bir de Engin Altay önceki gün bana verdiği bir röportaj. İmamoğlu'yla ilgili bir şey sorabilir miyim lütfen? O Ekrem İmamoğlu'nun 29 Mayıs'ta sabahki videosunu biliyor muydunuz ya da bekliyor muydunuz? Yok, bilmiyordum. Bilmiyordum ama yani bir değişim talebi olabilir tabii. Yani, siz onu nereye uygun görüyorsunuz Kemal Bey? Siz onu nereye uygun görüyorsunuz? Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na mı yoksa CHP'de? Orada bir araya girip ben de bu soruyu sormak istiyorum. Tabii. Çünkü sizinle defalarca röportaj yaptık. Defalarca da Ekrem İmamoğlu sorusuyla karşılaştınız. Evet. Ve hep aynı cevabı verdiniz, evet. Sayın Kılıçdaroğlu. Dediniz ki Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da çok başarılı metropollerimizin, evet, belediye başkanlarıdır, evet, dediniz. Ve orada bıraktınız. Evet. Sanki benim yorumum bu. Yanılıyorsam lütfen hayır öyle değil, evet, deyin. Sanki o iki belediye başkanını oraya sıkıştırıyorsunuz bu tavrınızla gibi geliyor bana. Acaba yani onlar belediye başkanı işini yapsın gibi algılanıyor her seferinde. Yok, o zaman öyle dedi zaten Kemal Bey. Şimdi bakın, bugün ne düşünüyorsunuz? Buradaki düşüncemi gayet açık söylüyorum. Belediye başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar. Birinci öncelikleri budur. Çünkü halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir? Halk sizi seçti İstanbul'a, sizi seçti Ankara'ya, sizi seçti Adana'ya, Mersin'e, efendim İzmir'e. Siz buraları bırakın, başka işlerle uğraşın. Olmaz. Bugün de bu görüşürüz. Siyasetin temeline aykırıdır bu. Bu şu anlama gelmesin. Bunlar siyaset yapmasın anlamına gelmiyor. Ama seçim öncelik, bir süre içinde öncelik budur. Öncelik buraya. Çünkü İstanbullu seni seçti, Ankaralı seni seçti, efendim İzmir'i, Manisa'yı, Aydın'ı seçti. Buralara hizmet ediyor. Vaatleriniz var, taahhütleriniz var. Bunları yapacaksınız. İşin kuralı budur. İşin doğası gereği de budur zaten. Ha, bu şu anlama gelmez. Siz sadece orada kalın, başka hiçbir şey yapmayın. Hayır efendim, onu söylemedim ben. Oradan genel siyasete girebilirler, genel siyasetin içinde de yer alabilirler. Ama şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir'in ne olması gerektiğini, gelecekte ne olması gerektiğini de düşünmek zorundayım. Ne olması gerekir Kemal Bey? Yine bir Cumhuriyet Halk Partili tarafından yönetilmesi gerekir. Bu durumda? Şu anda eğer Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmezse bu bizim açımızdan ciddi bir sorun olur. Dolayısıyla seçimden önce orası terk edilmemeli görüşündesiniz. Başka ne olabilir? Ben sadece sordum. Peki. Hayır, ben de cevap verdim. Yani genel bir kuruldan önce. İşin kuralı seçimden budur. Kalsın, kuruldan yani önce, biz aydan önce kazandığımız bir büyükşehir belediyesini başka bir partiye neden verelim? Yani bana doğru bunun, anladım efendim. Bana bunun bir haklı gerekçesi önüme konursa, haklı gerekçesi. Genel kurulda bir sorun yok. Önümüzdeki genel olağan kurultayda ya da kurultayda Ekrem İmamoğlu size ben aday olmak istiyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına diye bir fikrinizi almak isterse hayır belediyeye devam etmiyor. Hayır, aday olabilir. Ama sizin gönlünüzden geçen belediyede kalmasıdır. Efendim, İstanbul'un öneminden. Akılcı düşünüyorum. Hı-hı. Belediyeyi kaybetmek, evet, istemiyorsunuz. Efendim İstanbul gibi. Erdoğan ne dedi? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder dedi, değil mi? Kazandığı gün ne dedi? İstanbul'u alacağım dedi. Ya niye İstanbul'u veriyoruz? Ya bana akılcı bir gerekçe var. Bir gerekçe sunmaları lazım. Ben de genel başkan olarak diyeyim ki ya çok iyi. Hemen bunu yapalım. Benim istediğim bu. Ben partinin sadece bugününü değil geleceğini de düşünmek zorundayım. Bakın bu arkadaşlarımızın hepsi çok değerli. Belediye başkanlarımız hepsi çok değerli. Başarılı hizmetler veriyorlar. Bu çerçevede bakmak lazım olaya. Bu çerçevede düşünmek lazım. Ha, arkadaşlarımız genel başkan olabilirler. Ben niye genel başkanlığa adaysın demem. Tam tersine olmak istiyorsa gelir. Bu konu ama tercih etmem. Bu konu hiç konuşuldu mu? Yok, hayır, konuşulmadı. Yani Ekrem Bey böyle bir taleple gelse hayır demezsiniz ama tercih etmezsiniz. Öyle anlıyorum. İstanbul'un öneminden. Ben İstanbul sorununun çözülmesini isterim. Benim birinci önceliğim o. İstanbul. Hı hı. İstanbul bir başka Türkiye demek. Bir başka Türkiye demek. Efendim. 80 il İstanbul'da. 80 il. Ve Avrupa'nın en büyük metropolü. Avrupa'nın en büyük metropolü. 16 milyon insan yaşıyor orada. Yunanistan'dan büyük.
Yani bir devletten büyük bir metropolü yönetiyorsunuz. Ve öndesiniz, birinci bitirdiniz burayı. Elbette. Biz az önce verdim zaten. Üçten fazla sandığı olan bütün yerlerin oylarına baktığınızda bizim oyumuz %51. Erdoğan oyu %49. Yani kentli, yani ekonomik zorluklarla birebir yüz yüze gelen yerlerde bir sorunumuz yok zaten. Bir sorunumuz yok. Oralarda oyumuz artıyor zaten. Oyumuz düşmedi. Ama beklediğimiz oranda artmadı. O ayrı bir şey. Bu, buradan memnun muyuz? Artıştan memnunuz ama yeterli. Yeterlikten memnun değiliz. Yeterli düzeyde artmadı. Biz bütün bu hayatın gerçeklerini bilerek kendimize bir yol, yöntem çizmek zorundayız. Benim söylediğim bu. Sayın Kılıçdaroğlu, sizin her türlü soruya açık bir yapıya sahip bulunduğunuzu evet. biliyorum ve bu nedenle şimdi bu soruyu size yönelteceğim. Meslektaşımız Fatih Altaylı. Evet. CHP'de milletvekilliği yapmış, duayen olarak kabul edilen bir diplomat ağabeyiyle konuştuğunu ve onun kendisine aynen şunları söylediğini yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu bir dış projedir. Kazanmamak için kendisini aday gösterdi. İstifa etmez. Çünkü işi bitmedi. Yerel seçimleri kaybettirmeden bırakmaz. Aynen böyle yazdı. Ayrıca bir başka meslektaşımız da sizin AKP'yi iktidarda tutmak, Atatürkçüleri, yurtseverleri, ulusalcıları yuvadan dışarıya atıp ikinci cumhuriyetçileri, siyasal İslamcıları, Kürt milliyetçilerini, Liboşları, cemaatçileri, soykırımcıları ve tescilli ajanları, Sorosçuları monte etmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığını sürdürdüğünüzü öne sürdü. İkinci eleştiriye yani çok ciddi alınacak bir şey değil. Önce onu ifade edeyim. Ama Sayın Altaylı duayen bir gazetecidir. Evet. Dolayısıyla onun söylemini izin verirseniz ciddiye alarak ifade edeyim. Estağfurullah. Asla ve asla Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir genel başkan bir dış proje olamaz. Parti bunu asla izin vermez. Erdoğan kazandığında kim memnun oldu? Macar lideri değil mi? Memnun oldu. Bütün Avrupalılar memnun. Neden? Ben geri kabul anlaşmasını yürürlükten kaldıracağım dedim. Yani siz Suriyelileri getirdiniz, başımıza bela ettiniz. Beyler siz rahat edin diye Suriyelilerin bütün cefasını biz çekeceğiz. Siz de oturacaksınız Avrupa'da, sefasını çekeceksiniz. Erdoğan'ın kazanmasına en çok onlar memnun oldu. Ben nereden dış güçlerin adamı oluyorum? Akıl var, mantık var. Ayrıca biz Kuvayi Milliye geleneğinden gelen bir partiyiz. Öyle dış güçlerin adamı olmak, dış güçlerle falan bir araya gelmek, oturmak, konuşmak. Dış güçlere teslim olan kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Papazı götürüp teslim eden odur, ben değilim. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıran odur, ben değilim. Burada Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen kişi, gazetecinin davasını bizim yargıyı ayaklar altına alarak, Türkiye'nin itibarını ayaklar altına, Türkiye'nin egemenlik gücünü ayaklar altına alarak götürüp teslim eden odur. Atatürkçüleri tasfiye ettiğiniz konusunda sizi eleştirenler bu dönemde ağır bedeller ödemiş ve Atatürkçü kişilikleriyle ön plana çıkan Sedef Kabaş ve Canan Güllü'yü de listelere dahil etmemenizi bir örnek olarak söylüyorum. Bakın bu eleştirilebilir ama Atatürkçülük konusunda hiç kimse bize bir şey söyleyemez. Bu ülkenin genelkurmay başkanı tutuklanıp hapse atıldığında onu gidip ziyaret eden kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Niçin? Bu orduda, bizim ordumuzda, şanlı ordumuzda, üstüne toz kondurmadığımız bir orduda genelkurmay başkanlığını kumpas sahaları içeri atarsanız ona sahip çıkan kişidir Cumhuriyet Halk Partisi. Biz böyleyiz. Bizim Atatürk'ten, Atatürkçülükten kopmak gibi bir şeyimiz zaten olamaz. Ne tarihimizde ne dokularımızda böyle bir şey yoktur. Ama günün 24 saati Atatürkçülük demek de doğru değil. Atatürkçülüğü şöyle anlarım. İki temel ilkesi vardır Atatürkçülüğü. Bir,
Mustafa Kemal Atatürk der ki özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Bitti. Yani bu siyasal özgürlüktür, siyasal bağımsızlıktır. Ben bayrağımın altında hiçbir gücü tanımam, önünde eğilmem ve ben bağımsızlığımı sağlarım. İkincisi de yine Gazi Mustafa Kemal'in çok önemli, o da yine kendi sözüdür. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Bugün enerji konusunda siz bir başka ülkeye %40-60 arasında bağımlıysanız sizin ekonomik bağımsızlığınız yoktur. Siz eğer 5-10 bin dolar bilmem kaç milyon dolar para almak için gidip de yabancıların kapısını çalıp dilencilik yaparsanız sizin ekonomik bağımsızlığınız yoktur. Bunu savunan ve bunu eleştiren tek parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kimse bize o konu, o kim söylemişse onun gerçek anlamda bir diplomat olduğuna da ben inanmıyorum. Bir diplomat asla bunu söyleyemez. Asla. Hele CHP'li asla söyleyemez. Efendim, özür dilerim, bitirmedim. Önceki gün eski grup başkan vekili Zengin Altay bana verdiği demeçte şöyle demişti. Seçim sonuçlarının bu seçim sonuçlarına başarılı yanaklığına şaşarım demiş. Ardından kendisi için ve MYK üyelerini kastederek çekilmesini bilmek lazım demişti. Bu Altay'ın sözlerine dair bir yorumunuz olacak mı? MYK üyelerini? Kendisi şöyle dedi. Yani bu sonuçları, başarısızlık var ortada, buna başarı diyemem. Dolayısıyla çekilmesini bilmek lazım. Evet. Demişti kendisini, sizi dışta tutarak. Şimdi ben parti içinde, yani doğru, beni dışarıda tutarak diğer MYK üyeleriyle ilgili olarak öyle bir parti içi meselenin burada konuşulmasını ve doğru bulmam. Şunun için doğru bulmam. MYK üyeleri, bizim geleneksel bir yapımız var. Seçimden sonra gelirler, istifa dilekçelerini verirler. Bu geleneğe uydu bütün MYK üyelerine, teşekkür etmemiz lazım. Sayın Altaylı MYK üyesi değil, kendisi grup başkan vekiliydi. Altay. Benim genel başkanlığımdan sonra ben grup başkan vekillerinin kadın kolları ve gençlik kolları genel başkanlarının da MYK toplantılarına katılmalarını istedim. Çünkü partinin politikalarını gençlik kollarının, kadın kollarının artı meclis grubunun da yakından bilmesi gerekiyor. Neyi tartışıyoruz, neyi tartışmıyoruz, bunun bilinmesi lazımdı. Dolayısıyla MYK üyeleri yeni arkadaşlar geldiler. Eskileri ayrıldılar, kendi iradeleriyle ayrıldılar. Yeni arkadaşlar geldi. Her birisi kendi alanında uzmanlığı var. Her birisi milletvekilliği yaptığı dönemde de başarılı. Partide de uzun süre çalışan arkadaşlar var, genç arkadaşlar da var. Onlar da başarılılar. Belki eskileri kadar isimleri bilinmiyor. Ama benim görevlerimden birisi de yeni isimleri siyasete kazandırmaktır. Yeni isimler gelmeli. Hep değişim değişim diyoruz. Hep eskiler olsun. Biraz da yeni isimler gelsin. Yine çok yenileri var eski çıksın. Aslında. Efendim? Bakın yani önünde liste var. 7 evet. dönemdir milletvekilleri. 6 dönemdir milletvekili, 5 dönemdir mi? Çok var. Fazla değil mi var, efendim? Var, işte o eleştiri yapan arkadaşlarımızdan birisi. Bunlardan biri benim aslında Kemal evet. Bey. Yani yayında söyledim, huzurunuza da söyleyeyim. Şöyle ki AK Parti'de 3 dönem kuralı var, HDP'de 2 dönem kuralı var. Sizde böyle bir kural yok ama merkezden 2 dönem üst üste atanmama kuralı var ama ona da pek riayet edilmiyor. Ve CHP'de 7 dönem, 6 dönem, 5 dönem, 4 dönem vekiller var. Gayet güzel, tüzük değişikliğinde getirsinler, tüzüğe koysunlar, ben istiyorum. Siz talep edicisi yapabilirsiniz. Yani benim talebimle olmuyor. Yani bunu kurultayın kabul etmesi lazım. Versinler önerge. 2 dönem desinler, 2 dönem. 1 dönem desinler, 1 dönem. 3 dönem dese, 3 dönem. Ben bunları reddetmiyorum. Ben az önce söyledim. Aktif pasif üye getireyim dedim. Olmadı, reddedildi. Şimdi bu şunu da gösterir. Bizim partide genel başkanın her dediği olmaz. Bizim partide oturulur, karar verilir. Sağduyu, ben bunu kabul etmiyorum der. Ben ısrar ettim. Hayır dediler, biz bunu kabul etmiyoruz. Mesela 7. dönem milletvekili olmasına bir kişinin nasıl karar veriliyor? Ya, İstemezseniz olmayabilirdi Kemal Bey. O şöyle tabii. Şöyle. Sanıyorum Uğur Bey sormuştu milletvekilleriyle ilgili. Evet. Şimdi Uğur Bey, 600 milletvekilini benim zaten belirleme şansım yok. Ama son söz sizde efendim. Hayır efendim. Son söz de yok. Yok mu? Yok. Şimdi bakın, önce bir komisyonumuz var. Milletvekillerinden oluşan bir komisyon. Bu komisyonda duayen milletvekillerimiz yer alırlar. Yani partiyi daha iyi bilen, örgütleri daha iyi tanıyan arkadaşlar. Bunlar diyelim ki 3000 kişi mi başvurdu? 600'ünü seçecekler.
Bu 600'ü onlar önce belirlerler. Benim buraya girme şansım zaten yoktur. Sonra bunlar gelir. Yine bu en son yanlış hatırlamıyorsam 8 arkadaşımız beraber benim başkanlığımda oturuldu. Hangi gerekçeyle hangi milletvekilinin burada olması gerektiği onlar karar vermişler. Ben şöyle ifade edeyim. Milletvekili listelerine hani şunu çıkarın yerine şunu koyun diye bir tercih zorunlu olmadıkça söylemem. Çünkü o arkadaşlar o mülakat aşamasından başlıyor. Yani arkadaşlar gelip milletvekilliği için başvururken o arkadaşlar önce ilk konuşmaları, ilk görüşmeleri onlar yapıyorlar. Dolayısıyla ben yapmıyorum onu çünkü benim böyle bir zamanım da yok. Zaten buna imkan da yok. Onlar yapıyorlar. Dolayısıyla milletvekili arkadaşlarımız bir araya geliyorlar. Evet benim başkanlığımda toplanıyor. Sonunda buna karar veriliyor. Ve bu karar sonunda götürülüyor. Yüksek Seçim Kurulu'na veriliyor. Tek tek milletvekillerini şu çıksın, şu şu sıraya gelsin, şu şu sıradan aşağı insin diye öyle bir şeyim yok yani. Olmadı. Efendim, önemli Cumhuriyet Halk Partililerden Bedri Baykan. Geçmişte genel başkanlığa aday da olmuştu. Evet. Kendisi dijital çağın da gereklerini düşünerek adeta bir tüzük devrimi niteliğinde bir tüzük taslağını size teslim etmiş. Evet. Bu klasik parti yapılanması, klasik delege yapılanmasının dışına taşılarak hem üye sayısını çoğaltabilecek hem de dijital teknolojiden yararlanılarak halkın, seçmenin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlerin genel iradesiyle delegelerin, milletvekili adaylarının, evet, belediye başkanı adaylarının belirlenmesi daha demokratik olmaz mı efendim? Olabilir. Keşke yapabilsek. Hatta mesela geçen bir arkadaşımız... Nedir elinizi bağlayan? Parti tüzüğünden geçirmemiz lazım. Partinin bunu kabul etmesi lazım. Yani dediğim gibi şöyle bir algı var. Erdoğan ne diyorsa oluyor. Ama orası tek adam partisi. Orada parti yok aslında. Ama bir kişi var. Ama CHP öyle değil. Lazım CHP öyle değil. Ama ben söylerim kabul edilmez. Demokratikleşmeye kimsenin hayır dememesi lazım. Şimdi bakın bir başka gerçeği daha söyleyeyim. İnternet üzerinden üyeliği tam 3 yılda bu partiye kabul ettirebildim. Tam 3 yılda. Ya internet üzerinden üye olsun partiye. Tabii. 3 yılda. Efendim olmaz. Nasıl bir direnç gerekçe, karşılaştınız? Tabii ben de sadece buna odaklanmıyorum. Yani bir sürü iş var tabii ama söylüyoruz. Gerekçeler söyleniyor, sakıncalar söyleniyor, şu söyleniyor. Sonunda ya evet internet üzerinden üye olunabilir ve bu kabul edilir. Hem genç üyelerin sayısı arttı. Genç üyeler çünkü gençler internet üzerinden, evet, üye oluyorlar. Biz onlara kart gönderiyoruz belli şeyler. Şimdi belli alışkanlıkları değiştirmek, burası kurumsal dediğim gibi köklü kurumsal gelenekleri olan bir parti. Yani burası böyle AK Parti gibi Erdoğan şunu söyledi, öğleden sonra bu oldu değil. Oturulur, tartışılır, konuşulur, artısı, eksisi. Zaman alır mı? Evet zaman alır ama sonuçta bu partinin bir kurumsal yapısı var. Ve biz o kurumsal yapıyı tahrip etmeden, çünkü sizin her dediğiniz olursa parti parti olmaktan çıkar. Az önce de ifade ettim. Parti meclisinde veya milletvekili grubunda eleştirenlerin sözünü asla kesmem. Bunlar zaman dilimine de bakmam. Rahatlıkla eleştirilerini yaparlar. Niçin? Herhalde bir şey var yani eleştiri yapıyorsa. Haklı tarafı vardır yani. Sonuçta dinleriz. Dinlemek zorundayız. Böyle bakarım olaylara. Son bir reklama gitmem lazım. Dönüşte son soruları alalım, kapatalım. Kısa bir ara verelim. Çok 1,5 dakikalık bir aramız var. Dönüşte tekrar devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla sorularımızı yanıtlamaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Sözcü Televizyonu'nda. Son turdayız. Hızlıca soruları alacağım ama ben demokrasi ayıbı olduğunu düşündüğüm için arkadaşlarımdan da izin isteyerek onunla ilgili yorumlarınızı almak istiyorum. Parlamento'da parlamento seçimi de yapıldı. Adil bir şekilde yarışa girdi, seçildi. Türkiye İşçi Partisi milletvekili adaylarından Can Atalay ama hala, evet, 410 gün yanlış değilsem bugün, cezaevinde seçildi. Odası var, odasına ismi yazıldı, yemin için çağrıldı, evet, ama cezaevinden çıkabilmiş değil ve üzülerek görüyoruz ki sanki önümüzdeki dönemde bu demokrasi benzer yaraları daha çok Türkiye göreceğiz. Can Atalay özelinde ve bu demokrasi ayıbı için sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı? Bu iktidarın
tek kişilik iktidarın demokrasiye inanmadığını ve millet iradesine saygı göstermediğini gösteriyor bize. Hakem şeye gidiyorlar, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyor. Yüksek Seçim Kurulu alıyor. Evet, milletvekili olabilirsin, aday olabilirsin diyor. Yani oradaki yargıçlar buna karar veriyorlar. Bu da adaylığını koyuyor ve kazanıyor. Şimdi seni cezaevinden bırakmayacağız. Adalet Bakanı hükümlü diyor, yani ceza aldı. Oysa ceza almış falan değil. Tam tersine tutuklu orada. Yani serbest kalması için hiçbir neden yok. Ama içeride tutuyorlar. Demokrasi bu noktaya geldiyse, demokrasi eğer anlayışı, iktidar sahiplerinin demokrasi anlayışı bu noktaya geldiyse, artık Türkiye'de bizim anladığımız anlamda bir demokrasinin olmadığını hepimiz bir sefer kabul etmek zorundayız. Hangi partiden olursa olsun, milletin verdiği oya bir kişi seçilmiş parlamentoya gelmişse hepimizin saygı göstermesi lazım. Ama seçime girebilirsin diyor, seçime giriyorum. Halk oyunu veriyor, milletin oyu kazanıyor, geliyor parlamentoya, hayır sen içeride kalacaksın, ben seni serbest bırakmayacağım diyor. Hangi gerekçeyle? Bana akıl sahibi birisi çıkıp desin, hangi gerekçeyle siz onu içeride tutuyorsunuz? Hangi gerekçeyle? Sözcü televizyonu da hapishanelerde izin vermiyorlar anladığım kadar. Onlar da uzun süredir uğraşıyordu ama maalesef hala. Biz yine de aşamadık. Vera'ya buradan selamlarımızı, ailesine selamlarımızı gönderelim. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'yı hapishaneye gönderdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, git ziyaret et. Çıkışta da bu ülkede demokrasinin olmadığını söyle. Milletin oyuyla seçilmiş olan bir milletvekili içeride tutulamaz. Ve onun derhal serbest bırakılması, parlamentoya gelmesi ve yemin etmesi lazım. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilini gönderdim ki, parlamentonun bir ayıbını, normalde bunu meclis başkanlığı yapması lazım. Siz bir milletvekilini içeride tutamazsınız demesi lazım. İsyan etmesi lazım. Parlamentonun iradesine ve onuruna sahip çıkması lazım. Bunu da meclis başkanından bekliyorum. Parlamentonun iradesine sahip çıkıyorsan, onuruna sahip çıkıyorsan, haysiyetine sahip çıkıyorsan içeride milletvekili kalamaz. O meclise gelmeli. Ona her şeyden önce CHP Genel Başkanı olarak benim değil, onun sahip çıkması lazım. Çünkü parlamentonun iradesini temsil ediyor o. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Hızlıca rica edeceğim, İpek'le devam edelim. Hızlıca iki soru birbiriyle tabii bağlantılı. Şimdi hiçbir genel başkan meclise giremedi. Evet. Altı genel başkan da milletvekili, evet, değil. Ama çok enteresan bir meclis yapısı da oluştu. Yani öyle, yeniden Refah Partisi girdi, Hüdapar girdi. Daha çok sağ bir meclis oluştu. Evet. Solun çok az olduğu, temsil edildiği. Evet. Ve önümüzdeki dönemde anlaşılan o ki biz çok fazla laikliği, çok fazla kadın haklarını, kadına şiddeti falan, evet, konuşacağız. Bunun için nasıl bir aksiyon almayı düşünüyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Bir de salı günleri grup toplantısına başkanlık edecek misiniz mecliste? Salı günleri tabii, yani grup, bu salı grubumuz var. Geçen salı aslında yapacaktık fakat meclis başkanı seçilmediği için grupların toplanması mümkün olmadı. Bundan sonra normal yapacağız. Milletvekili olup olmamanın hiçbir önemi yok. Dokunulmazlıklar konusunda işte vay işte Kılıçdaroğlu'nun dosyaları var. Ya dosyaları incelemezseniz namersiniz ya. Biz hırsızlık yapmadık. Öyle bir, Fethi Bey'in öyle, evet, bir yani, şeyi bakın, oldu. Biz hırsızlık yapmadık. Biz yolsuzluk yapmadık. Biz kul hakkı yemedik. Eleştirdik. Hala eleştiriyorum. Bakın hala şu ülkede yeteri kadar bu siyasetin ahlaki yapısı sorgulanmadı. Erdoğan'ın ahlaki meşruiyeti var. Meşru değildir orada. Ahlaki olarak o koltukta oturması meşru değildir. Ama bu sorgulanmıyor. Ya bir cumhurbaşkanı adayı nasıl olur da sahte videolar yapar? Nasıl olur da bunu meydanlarda gösterir? O yüzden ayağa kalkmadınız. Ve bunun sahte olduğunu da, sahte olduğunu da kendisi itiraf eder. Ve o koltukta oturur. Yalancıdan cumhurbaşkanı olmaz. Sahte video düzenleyen bir kişi ve onu kullanan kişiye sahtekar denir. Kime giderseniz, kime sorarsanız sorun. Böyle bir kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemez. Ahlaki meşruiyeti olmayan birisinin sorgulanması lazım. Hiç kimse sorgulamıyor. Herkes CHP ne olacak diye. Ya Allah aşkına ya. Ya CHP burada. Asıl sorgulanması. Bakın ekonomiyle ilgili hiç soru gelmedi. Niçin? Çünkü ekonomi hiç kimsenin umurunda değil. Başka şeyleri tartışıyoruz biz.
Hep CHP'yi tartışıyoruz. Niye ekonomiyi tartışıyoruz? Ama Sayın Kılıçdaroğlu, ekonomi kimsenin gerçekten umurunda değilmiş sanki. Yani seçim sonuçlarına baktığımızda da biz tencerenin seçim sonucunu belirleyeceğini düşünüyorduk ama öyle olmadı. Yani sonuçta ortaya çıkan tabloda ne kadar işte milliyetçilik seslendirilirse... Rakamı ne kadar... verdim. Kırsal kesim ekonomiden en az etkilenen kişi. 250 lira ayda verdiğiniz zaman köyde birisine 250 lira... Parayı harcayacak yer yok zaten. Ancak şehre indiği zaman hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalıyor. Ama büyük kentlerde yaşayanlar bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Görüyoruz biz bunların tamamını. Yaşıyorlar bunu. Dolayısıyla dolar oldu kaç lira? Buyurun bakın. Hani Merkez Bankası'nın başına Merkez Bankası'nın başkanını getirdi BDDK'ya. Yani bankacılık düzenleme denetme. Yani sizin patronunuz bak asıl BDDK'da duruyor. Seni getirdim oraya ama hikaye. Siz asıl öyle mi yorumladınız efendim? Öyle zaten. Başka nasıl olabilir? Asıl ben buradayım diyor. Bütün bankacılık sistemini ben denetliyorum diyor. Dolayısıyla ekonominin içinde bu ne yaptılar? Kur korumalı mevduat, şimdi doların fırlamasını topluma getirdiği maliyet, bütün bunların hepsi görülecek önümüzdeki fazla değil yani. 15-20 gün içerisinde bütün bu acı tablo görünecek. Ahlaki meşruiyetinin olmadığı bir yerde sahte videolarla toplumun dikkatini başka bir yere çekerek ve bütün medyayı da kullanarak başta TRT olmak üzere 32 saat vereceksiniz, affedersiniz 42 saat vereceksiniz iktidara. CHP'ye 32 dakika. Ya bunu mahkemeye verdik. TRT'ye. Dava açtık. O davayı sonuna kadar da takip edeceğiz. Orası da ayrıca tartışılması gereken bir alandır. Yani halka yalan söylediler. Yalan üzerine bir politika gittiler. Bu tablo çıktı ortaya. Ve sonuçta ha bu tablo bizi mutlu eden bir tablo mu? Hayır değil tabii. Ama sahtekarlık yapılamaz yani. Siyasetin de bir ahlakı olması lazım. Eleştirebilirsiniz. Diyebilirsiniz Kılıçdaroğlu şöyledir, böyledir vesaire. Bunu hatta abartabilirsiniz. Ben bunu da anlarım. Ama yalan olmaz ya. Yalan olmaz. Yalan üzerine siyaset yapılmaz. Bunu yaptılar. Yalan üzerine yaptılar. Ahlaki meşruiyeti yoktur. Altını bir daha çizeyim. Erdoğan'ın ahlaki meşruiyeti yoktur. Dolayısıyla siyasi meşruiyeti de yoktur. Efendim sorularımıza samimi olarak cevap verdiniz. Sizinle çok röportaj yaptım. Hiçbir zaman bu söyleşiler başlamadan önce soruları öğrenmek gibi bir gayret içinde olmadınız. Evet. O nedenle size teşekkür ediyorum. Biraz gülümseterek ben şahsen sorumu bitirmek istiyorum. Müjdat Gezen'den geliyor bu soru çünkü. Ne olacak CHP'nin hali? bu soru her zaman bu soru her zaman sorulur. Buradan Müjdat Bey'e de gerçekten bizim sanat dünyamızın abidelerinden birisidir. Evet. Hakkını yememek lazım. Olağanüstü bir insan. CHP'nin hali her zaman iyiye doğru gidecektir. Zaman zaman aksaklıklar olmuştur. Bu parti kapatılmıştır. Mal varlıklarına el konmuştur. Genel başkanlarına linç girişimlerinde bulunulmuştur. Rahmetli İsmet Ünlü'nü... taş atılarak kafası yarılmıştır. Bütün bunların hepsi olmuştur ama sonuçta haktan yana, hukuktan yana yoluna devam etmiştir. Bu şu anlama gelmesin. Yani her şeyi mutlaka biz %100 doğru yaptık. Hayır yani. Yanlışlarımız da olmuştur. Eksikliklerimiz de olmuştur. Sonuçta insanların hataları olabilir, eksiklikleri olabilir, kusurları olabilir. Ve dolayısıyla bu kusurlar yönetime de yansıyabilir. Eksiklikler yönetime de yansıyabilir. Bütün mesele bunları olgunluk içinde kabul etmek ve yola devam etmektir. CHP'nin kurumsal kimliği zaten sizin fazla yanlış yapmanıza da izin vermez. Hemen gelirler, eleştirirler, yerden yere vururlar. Sakın bunu bir daha yapma derler. Biz de ona uyarız. Efendim son soru. Benim Hüdapar soruma cevap vermediniz. Hüdapar sorusu mu? Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile ilgili önümüzdeki dönemde herhangi bir kaygınız var mı mecliste yaşanacak? Şöyle ben siyasal yani yasalara göre kurulmuş olan siyasal partilere saygı duyarım. Ama siyasal partilerin görüşlerini eleştiririm. Hüdapar'ın anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme konusundaki iradesini ortaya koyması, benzer bir iradenin yeniden Refah Partisi tarafından ortaya konmasını biz siyaseten eleştirir ve doğru bulmayız. Asıl bunun muhatabı bizden çok Bahçeli'nin olması lazım.
Çünkü Bahçeli ısrarla ilk dört madde olmaz, bunlar değişemez diyordu. Şimdi merak ediyorum, bu 180 derecelik olay ne zaman değişecek? Yani Bahçeli bu olmaz ne zaman diyecek? Onu merak ediyorum. Efendim, seçimden önce daha çok aslında Meral Hanım söyledi ama sizden de CHP'den de söyleyenler oldu. Bu seçim son seçim. Yani parlamenter sisteme dönüş için köprüden önceki son çıkış gibi bir söylem tutturuldu. Ve eğer bu seçimi kaybedersek, yani 14 Mayıs'ı kaybedersek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu despotik yapı kalıcılaşır. Genelde söylem buydu. Seçim kaybedildi. Bu durumda demokratik parlamenter demokratik sisteme dönüşün önü kapandı mı? Yok, kapanmadı. Ne olacak bundan sonra? Kapanmadı, bu mücadele devam edecek. Yani bir dönem geçti. Onun yarattığı tahribatı toplum gördü. Ama yalan üzerine bir siyaset oluşturuldu. Toplumun algısı başka bir yere çekildi. Özellikle milliyetçi duygusu yüksek olan Orta Anadolu ve Karadeniz gibi bir yörelerde yalan üzerine inşa edilen bir siyaset üzerinde kaldı orada. O yüzden ben ahlaki meşruiyetin sorgulanması lazım. Şimdi yeni geldik bu sürece. Hayat devam ediyor, pahalılık devam ediyor. Dolayısıyla var olan sistemin değişmesinin ne kadar doğru ve ne kadar güçlü olduğu, ya bu iradenin ne kadar güçlü telaffuz edilmesi gerektiği gerçeği de ortaya çıkmış oluyor. Çok yer yer ahlaksızca saldırılara maruz kaldınız. İşte özellikle PKK'nın hedef aldığı bir siyasetçiyken Kandil'le yan yana konuldunuz. Ama acıdır ki bu söylemin toplumun bir kesiminde karşılık bulduğu anlaşılıyor. Erdoğan'ı iktidar yapan Kandil'dir. Bakın bunun altını bir bu daha çizeyim. Bu propagandayı neden bozamadınız? Aslında onu sormak istiyorum. Yani neden bu propaganda tuttu? Aslında hiç hak etmediğiniz halde ağır bir saldırıya uğradınız. Hayır, yeteri kadar sesimizi duyuramadık. Bakın ben bu olay daha olmadan önce çıktım. İletişim Başkanlığı'nın bunu yapacağını söyledim. Genel Müdür Yardımcısının adını verdim. İki daire başkanının adını verdim. Bunlar deepfake uygulamasıyla sahte videolar çekecekler ve bunu yayınlayacaklar dedim. Dedim. Sonunda benim dediğim oldu mu? Oldu. Yaptılar mı? Yaptılar. Sahte mi? Sahte. Fakat Allah büyüktür çıktı. Evet bunlar dedi. Montaj dedi. Kendisi itiraf etti. Şimdi itiraftan sonra tabii zaman dilimi, biz bir taraftan bu yanlıştır, bu sahtedir, böyle bir şey yoktur derken öbür taraftan başta TRT olmak üzere Türkiye'nin bütün coğrafyasına, onların güçlü şeyiyle, medya dünyasıyla her tarafta bunu yaydılar. Olmayan bir şey. Olmayan bir şey, bir yalan üzerine inşa edildi. O yüzden ahlaki meşruiyeti yoktur dedim bu seçimin. Ahlaki meşruiyet nedir? Evet, mücadele edersiniz. Hani boksta olur, güreşte olur, diğer yarışmalarda olur. Siyasette bir yarıştır. Ama bunun bir ahlaki olması lazım. Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız diye bizim öngördüğümüz düzenlemelerden birisi de bu siyasi ahlak kanunu. Siyasette ahlakı bırakmadılar. Ahlaksızlık yapan birisinin siyasette ne işi var? Bunu özellikle mütedeyyin kesime sormak isterim. Ya yalan söyleyen bir insana oy vermek nedir Allah aşkına ya? Yalan yapan, sahtekarlık yapan, sahte videolardan medet uman bir insan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nasıl yönetir? Bunun sorgulanması lazım. Bu sorgulanmıyor. Bunun üzerinde durulmuyor. Asıl bunun üzerinde durulması lazım. Yalan üzerine sen orada oturuyorsun. Yalan söyledin. Yalan videolar çektirdiler. Sen çıktın bunun mitik meydanlarında söyledin. O yüzden diyorum yani Erdoğan'ı iktidar yapan Kandil'dir. Çünkü orada konuşturdular onları. Ben konuşturmadım herhalde. Onlarla irtibatı olanlar konuşturdu. Yani devletin derinliklerinde olan, iktidardan yana olan adamlar konuşturdular onları. Ben bilmiyor muyum? Kandil'in konuşması kimin işine gelir? Herhalde onun işine gelir. Bütün bunların sorgulanması lazım. Ama bütün bunlara rağmen asla umutsuzluğa bizim kitabımızda yer yoktur. Biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi kesinlikle getireceğiz. Kesinlikle. Ha bugün olur, yarın olur. Ama bu, bakın bir şey daha var. Bu ülkenin gençleri ve kadınları. Bir sefer gerçekten de demokrasiye bağlılık yönünde bu seçimlerde güzel bir sınav verdiler. Gençler özellikle. Her alanda pırıl pırıl gençler. O gençlerin boynuma sarılıp nasıl ağladıklarını siz düşünemezsiniz yani.
O gençlerin. Dolayısıyla o gençlere yeniden ama yeniden umutsuzluğa kapılmamaları için böyle kısır tartışmaların tamamen dışında bu ülke güçlü bir ülke ve bu ülke gerçekten çok kısa süre içinde toparlanabilir ve bütün bu sorunları aşabilir bu ülke. Gençlere her zaman söyledim, yine söylüyorum, umudunuzu kaybetmeyin diyorum. Asla umutsuzluğa bizim kitabımızda yeri yoktur. Gazi Mustafa Kemal'i hiç kimse unutmasın. En karanlık ortamda bile bu ülke aydınlığı getirmiştir. İnatla, dirençle, kararlılıkla bunu yapmıştır. Biz onun yolundan yürüyeceğiz. Kararlılıkla yürüyeceğiz. Azimle yürüyeceğiz. Beraber yürüyeceğiz. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci hep beraber yürüyeceğiz. Ve bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Benim bu konuda en ufak bir endişem son yok. Son bir sorum ben olacak. Ben çok açtım. Hızlı olsun ama o zaman. Ya 28 Mayıs akşamı. Sonuç belli olduktan sonra eve gittiniz ve ne yaptınız? Çok geç saatte eve gittim. Tabii ailemin üzüntüsünü gözlerinden okudum tabii. Akrabalarımız da vardı. Onlar da İstanbul'dan gelmişlerdi. Aynı acıyı orada da gördüm. Sıradan bir olay değil tabii. Verdiğiniz mücadele sıradan bir mücadele değil ve bireysel bir mücadele değil. Milyonlarca insanın umut bağladığı bir olayı gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Ama işte sonuçta kazanamadık. Hani bir spor karşılaşması olsa dersiniz ki ya ne yapalım işte maç oldu, birisi galip, birisi sevindi, birisi sevinemedi diye. Ama bu bir ülke meselesi. Bu bir gelecek meselesi. Uyuyabildiniz mi akşam? Efendim? Uyuyabildiniz mi? Hayır efendim. Kim uyuyabilir? Biz de uyuyamadık. Evet, yani kim uyuyabilir? Dolayısıyla hani o derin hüznü hissediyorsunuz, zaten konuşmuyorsunuz. Konuşabilsek zaten bir sorun kalmayacak. Konuşmuyorsunuz da zaten. Dolayısıyla onu belli bir şey içinde atlatıyorsunuz yani sonuçta. Bir sınav verdik ama bu sınavda arzu ettiğimiz başarıyı elde edemedik. Ama dediğim gibi ben hemen ertesi gün arkadaşlarla bir araya geldik. Evet, oturduk masaya, bunu değerlendirelim diye. Diğer parti liderleriyle de telefonla konuştum. Onlarla da ne yapacağımız konusunda. İşte bizim Merkez Yönetim Kurulu'nu, eski, sonra yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu, sonra meclis grubunu, onları çağırdık. Parti meclisimizi hemen topladık, onlarla da oturduk. Çünkü aynı tablo sadece insan olarak bende değil, onlarda da aynı tablo vardı. Onlar da büyük beklenti içindelerdi. Onlarla da oturduk, değerlendirdik. Artımız, eksimiz nedir? Seçim sonuçlarını aldık. Sandık sandık irdelemeye başladık. Ne kadar tutanak gelmiş, sonuçlar nedir? Şimdi tabii burada bizim zayıf olduğumuz bir şey var, onu da ifade edeyim. O da seçmen listeleri. Seçmen listelerini bizim denetleme şansımız pek fazla yok. Seçmen listeleri. Sandığı denetliyoruz ama seçmen listesi doğru mudur, yanlış mıdır, burada ne var, ne yok. Orada ancak böyle toplu yerler var bazen belli yerde. Toplu diyelim ki 30 kişi 40 kişi görünüyor. Oralara gönderiyoruz. Bakın diyoruz ya işte öğrenci yurdu çıkıyor, başka bir şey çıkıyor. Buralara gönderiyoruz. Ancak böyle denetleyebiliyoruz. Buna benzer zaman zaman açmazlar çıkıyor ortaya ama sonuçta seçimin sonucuna etki edebilecek bir şey yakalayabildiniz mi? Yok, yakalayamadım. Bunu çünkü duyulması yani, lazım. Bazı işte toplu oy kullanılan yerler var. Onun imzalardan da fark ediyorsunuz bunu ama o seçimin sonucunu, anladım, hatta o şeydeki yani o ildeki seçimin sonucunu bile etkilemiyor. Anladım. Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, çok teşekkür ediyorum. Tüm sorularımıza yanıt verdiniz. İzleyicilerin de sorularına yanıt verdiniz. Önemli bir röportajdı seçim sonucundan sonra verdiğiniz için. Tekrar teşekkür ediyorum Sözcü çok ailesi adına. Sözcü ailesinden Uğur Dündar, İpek Özbey ve İsmail Saymaz'a da teşekkür ediyorum. Ve tabii ki siz izleyenlere de sorularınızı mümkün olduğunca buradan ulaştırmaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sözü de biz buradan Ankara'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden İstanbul'a bırakalım.